Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde eski adıyla Karakök LYS Geometri Soru Bankası, yeni adıyla da Karakök YKS 2. Oturum Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusunun testlerini çözeceğiz. 12 tane test var arkadaşlar. 4'erli 4'erli çözeceğim. Yani 3 videoda bu katı cisimleri halledeceğiz inşallah. Evet, test 1 ile başlayalım. Ayrıtları 2, 4, 5 olan dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni nedir? Formülden yapabilirsiniz arkadaşlar. Formül karekök içerisinde a kare artı b kare artı c kareydi. Yani 2'nin karesi artı 4'ün karesi artı 5'in karesinden dolayı. Karekök içinde 4 artı 16 artı 25. O da kaç yaptı? Kök 45 yaptı. Kök 45 de 9 çarpı 5'ten yani 3 kök 5'e eşit olacaktır. Ya da formülü unutan arkadaşlar şu şekilde yapabilir. Normal şekil mantığıyla da yapabilirsiniz. Kenarları kaçar kaçarmış? 2, 4 ve 5. 2, 4 ve 5. Şimdi cisim köşegeni nedir arkadaşlar? Bir köşeden diğer köşeye çizilen köşegen değil mi arkadaşlar? Bunu bulmaya çalışacağız. Bakın ilk önce şu köşegeni çizersek, yüzey köşegeni çizersek, şu üstteki doğru alttaki düzleme dik olduğu için burada açı da 90 derece oluyor. Yani ilk önce şu Pisagor'dan 2, 4, 1, 2 kök 5 üçgeninden 2 kök 5 diye burayı buluruz. Ve sonra şuradaki Pisagor'dan dolayı da 5'in karesi artı 2 kök 5'in karesinden de yine sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, geldik ikinci soruya. Ayrıtları kök 2, 4, kök 2 ve 8 olan dikdörtgenler prizmasının hacmi ile bir küpün hacmi eşitmiş. Arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının hacmi neydi? Bütün kenarları ABC ise A çarpı B çarpı C değil miydi hacim? Yani kenarlar kök 2, 4, kök 2 ve 8 ise kök 2 çarpı 4 kök 2 çarpı 8 hacmi eşit olacak. Aynı zamanda bu neye eşitmiş? Bir küpün hacmine eşitmiş. Bir küpün bir kenarı A ise A küpe eşit değil midir hacmi? Evet, bu A küpe eşitmiş. Küpün yüzey alanı isteniliyor bizden. İlk önce A'yı bulalım. 4 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı nedir? 8. 8 kere 8 64. 64 eşittir A küpten. A'yı kaç buluruz? 4 buluruz arkadaşlar. Bir küpün alanı da nedir? Küpte zar gibi düşünün arkadaşlar. Bütün kenarları kare. Bir kenarı A ise bu kaç tane yüz olacak? 6 tane yüz olacak. Yani A kareden kaç tane var? 6 tane var arkadaşlar. 6 tane A kare bize alanı verecektir. Yani 6 çarpı 4'ün karesi 16. O da 96 yapıyor arkadaşlar. Cevap Denizli. Geldik 3. soruya. Hacmi 3A ve cisim köşegeninde A kare olan bir küpün yüzey alanı kaçtır diye soruluyor. Evet. Küpün bir kenarına ne diyelim arkadaşlar? X diyelim. Küpün bir kenarı X ise hacmi x küp değil midir arkadaşlar? X küp neye eşitmiş? 3a'ya eşitmiş. Cisim köşegenin de neydi arkadaşlar? Bir kenarı x ise karekök içinde x kök 3'e eşit değil midir arkadaşlar? Formül olarak bu ya da cisim köşegenin formülü neydi? Karekök içinde a kare artı b kare artı c kareydi. Yani x kare artı x kare artı x kareden de bulabilirsiniz. Bu da 3 tane x kare. X kare dışarı çıkıyor. X kök 3 şeklinde oluyor arkadaşlar. Cisim köşegeninde x kök 3. Yani x kök 3 eşittir a kare diyelim. Buradan yerine koyup bulacağız arkadaşlar. A yerine ne yazacağız? X küp bölü 3 yazacağız. X küp bölü 3 eşittir A yaptı. Gel burada yerine yaz. Yani X kök 3 eşittir. X küp bölü 3'ün karesi oldu. A yerine X küp bölü 3 yazdık. Yani X kök 3 eşittir. X üzeri 6 bölü 9 yaptı. Buradan bir tane X ile bir tanesi gitti. X üzeri 5 yaptı. X üzeri 5 9 kök 3'e eşit oldu. X üzeri 5 eşittir 9 kök 3'e eşit oldu. Vallahi ben buradan şeyi bulabilirim ama keşke şey yazsaydık. X yerine a kare bölü kök 3'e yazsaydık daha sağlıklı çıkacaktı galiba. Neyse, x üzeri 5 9 kök 3. Buradan şeyi bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Zorlanabilirsiniz ama kök 3'lü bir şey olacağı belli ya. X arkadaşlar kök 3 çıkıyor. Niye? 5 tane kök 3'ü çarpın bakın. Kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Hiç buna girmeyelim. Üst sayılardan gidelim. Şu 3'ün kaçıncı kuvveti arkadaşlar? 3'ün ikinci kuvveti. Bu 3'ün 1 bölü 2. kuvveti değil midir? Buradan dolayı tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. 2 artı 1 bölü 2 de 5 bölü 2 mi yaptı arkadaşlar? Yani x üzeri 5 eşittir 3 üzeri 5 bölü 2. Burada her iki tarafın 5. dereceden kökünü aldığımız zaman, yani üstü 5'e böldüğümüz zaman daha doğrusu arkadaşlar,
x eşittir 3 üzeri 1 bölü 2 çıktı. Yani 3 üzeri 1 bölü 2 de nedir arkadaşlar? Kök 3'e eşit değil midir? Yani x'i kök 3 buldum buradan. X kök 3 ise bir küpün yüzey alanı nedir diye soruluyor. 6 tane x kare değil miydi yüzey alanı? O da 6 tane kök 3'ün karesi 3. 6 kere 3 18 yaptı arkadaşlar. Yanlış tercih yapmışım. Burada a yerine x'li bir şey yazdım. İşlem kalabalığı oldu. Siz bir de x yerine a yazıp daha kolayından da bulabilirsiniz arkadaşlar. Üst sayıları falan kullandık. Matematiksel işlem gerçi bir şey fark etmiyor. Cevap ne bulduk? 18 bulduk. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Geldik 4. soruya. Farklı ayrıtları 2, 3, 4 ile orantılı olan. Evet. 2, 3, 4 ile orantılı olan. Dikdörtgenler prizması. Yani ben genelde şekli çiziyorum siz daha rahat anlayın diye. Burası 2K, burası 3K, burası 4K'ymış arkadaşlar. Cisim köşegeni kök 29'muş. Cisim köşegeni neydi? Kare içinde A kare artı B kare artı C kareydi. Yani 2K'nın karesi 4K kare artı 3K'nın karesi 9K kare artı 4K'nın karesi de 16K kare. Cisim köşegeni neye eşitmiş? Kök 29'a eşitmiş. Bakın şuraya bakalım. 29K kare eşittir kök 29 yaptı. 29K kare kare içinde kök 29 yaptı. K dışarı çıktı. K çarpı kök 29 eşittir kök 29. Yani buradan da K neye eşit oldu arkadaşlar? 1'e eşit oldu. O zaman burası 2, burası 3, burası da kaç yaptı? 4 yaptı. Prizmasının hacmi kaç mıdır, kaçtır diye soruluyor. Prizmalarda hacim hep aynıdır arkadaşlar. Taban alanı çarpı yüksekliktir. Yani 2 kere 3 6, 6 kere 4 24. Cevap 24 yapıyor arkadaşlar. Ya da 2 çarpı 3 A çarpı B çarpı C de diyebilirsiniz. 2 çarpı 3 çarpı 4. O da 24'e eşit oldu. Geldik 5. soruya. Taban ayrıtı 3 cm olan karedik prizmanın alanı. Hemen bir tane karedik prizma çizelim arkadaşlar. Şekil çizip yaparsanız daima daha rahat yaparsınız. 3, 3. Ezber yapmayın yani. Alanı 150'ymiş. Alanda şu taban alanından 2 tane yok mu arkadaşlar? Bak hiç ezber yok. Taban alanından 2 tane var. 3 kere 3, 9. 9. Yani 2 çarpı taban alanı. 2 çarpı a kare artı 4 ah diye ezberleyenler de var da hiç gerek yok. Şekli çizdiğiniz zaman taban alanından 2 tane. Yani 2 çarpı 9. Artı şuraya h dersem 3 çarpı h'tan kaç tane var arkadaşlar? Yan yüzeydeki dikdörtgenler 4 tane değil mi? Yani 4 tane 3 çarpı h diyeceksiniz. 4 çarpı 3 çarpı h eşittir kaçmış? 150. Buradan burası 18 yaptı. At öbür tarafa 12h eşittir. 150'den 18 çıkarsa kaç kalıyor? 132 kalıyor. 12 ile de 132 sadeleştiğinde 11 kaldı. Yani h'ı buradan kaç bulduk arkadaşlar? 11. Bizden de zaten yüksekliği isteniyor. Cevap 11 yaptı. Geldik 6. soruya. Ayrıtları 6, 8, 12 olan dikdörtgenler prizmasının içine hiç boşluk kalmayacak şekilde ayrıtları 1, 2, 4 olan dikdörtgenler prizmasından en çok kaç tane konulur? Arkadaşlar şimdi büyük bir dikdörtgen varmış. Büyük bir dikdörtgenden bir de ayrıtları 1, 2, 4 olan 1, 2, 4 olan bir prizma koyacakmışız. Bunun içine bundan kaç tane koyabilirmişiz? Hiç boşluk kalmayacak. Yani şunun hacmiyle x tane bunun hacmi birbirine eşit olmayacak mı o zaman? Çünkü bunu bunun içine koyuyoruz ve hiçbir boşluk kalmayacak. O zaman şu büyüğün hacmiyle bundan kaç tane koyacaksak o kadar hacim birbirine eşitleyecek. Bunun kenarları neydi? 6, 8, 12 idi. Yani 6 çarpı 8 çarpı 12 ile x tane 1, 2, 4'ten koyacağım. 1 çarpı 2 çarpı 4. 4 kere 2, 8 gitti. Kaç yaptı? 72 yaptı arkadaşlar. Tamam. Cevap Denizli. Geldik 7. soruya. Evet. Yüzey alanı 12 verilmiş. Yüzey alanı neydi arkadaşlar? İspatını da yapayım şurada. Şimdi burası x, burası y, burası z ise bakın taban alanı x, y'den 2 tane. 2 x, y yazalım. 2 x, y artı y, z'den sağlı sollu 2 tane. 2 y, z artı bir de ne kaldı arkadaşlar? Alt üstü hallettim. Sağ solu hallettim. Pardon. Alt üstü hallettim. Evet. Y, z sağ solu hallettim. Ön arka kaldı değil mi? Şurası z iken burası da z oluyor. Yani x, z'den önlü arkalı
Önlü arkalı iki tane dikdörtgen var. İki tane. İki tane XZ. Evet, prizmanın hacmini ezberleyen arkadaşlar vardır. Ben şeklen de size göstermek istedim. 2XY, 2YZ ve 2XZ'nin toplamı kaçmış arkadaşlar? 12'ymiş. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman ne çıkıyor? XY artı YZ artı XZ eşittir 6 çıktı. Şu elimizde bulunsun. Şuradaki 12'yi kullandım. Şimdi gelelim şuradakini kullanalım. Hemen ne yapacağız? Payda eşitleyeceğiz. XYZ yapman lazım. O zaman buraya ne yazacağım arkadaşlar? YZ. Buraya XZ. Buraya da XY yazacağım. Yazdığım zaman yukarısı YZ, XZ ve XY yaptı. YZ artı XZ artı XY bölü XYZ eşittir 1 bölü 8'miş. Bakın arkadaşlar, XY, YZ, XZ, XY, YZ, XZ yukarısı kaç? 6 bulmadık mı zaten yukarısını? O zaman 6 bölü XYZ eşittir 1 bölü 8'den. İçler dışlar yapalım. XYZ'yi kaç buluruz? 6 kere 8, 48 buluruz. Bizden ne isteniyor? Prizmanın hacmi. Prizmanın hacmi zaten kenarlar X taban alanı çarpı yükseklik değil miydi? Yani ya da diğer kenarları çarpımı ya da X çarpı Y taban alanı yüksekliğimizde Z. X çarpı Y çarpı Z bize hacmi verecektir arkadaşlar. Hacim XYZ. Biz de bunu zaten aşağıda bulduk. Yani 48'i bulduk arkadaşlar. Cevap 48 yaptı. Geldik 8. soruya. Bir kübün ayrıtları ikişer ikişer arttığında hacmi 152 artıyormuş. Yani bir kübün bir kenarı x iken diğer küpte x artı 2 seçtiğim zaman hacmi ne kadar artıyormuş? 152 artıyormuş. İsterseniz şıktan da gidebilirsiniz. İsterseniz şuradan da yapabilirsiniz. Yani siz büyüğün hacminden küçüğün hacmini çıkarttığınız zaman kaç olacakmış arkadaşlar? 152. Çünkü artanı demiş bize. Yani x artı 2'nin kübü eksi x'in kübü eşittir 152. Buradan sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İşlem yeteneği de size kalmış. Size bırakıyorum. Yalnız ben şöyle de yapabilirim. İkişer ikişer artırılmış ya. Bir 2 iken şıklardan gidiyorum. 2 iken 4 olsun. Bir 2 kenarlığın bir de 4 kenarlığını yapacağım. 2'nin kübü kaç? 8. 4'ün kübü kaç? 64. 152 arttım diye bakıyorum. Şundan şunu çıkartıyorum. Artmadı. Demek ki Adana değil. Gelelim 3'e. 3 iken kenarı 2 arttırdığımızda 5. Bunun kübü 27. 3'ün kübü 5'in kübü 125. 125'ten 27 çıkarttığımızda 152 yapıyor mu? Yapmıyor. Demek ki B şıkkı da değil. C şıkkına gelelim. Bir kenar dörtgen ikişer arttırdığımızda 6. 4'ün kübü 64. 6'nın kübü 216. 216'dan 64 çıkarttığımızda 152 yapıyor mu arkadaşlar? Yapıyor. Demek ki cevap neymiş? Ceyhan yapıyor arkadaşlar. Şuradan işlemin devamıyla da getirebilirsiniz. Geldik 9. soruya. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı 3 yüzey köşegenin uzunlukları 2 kök 5, kök 29 ve kök 41. Yani farklı 3 yüzey köşegeni. Şurası A, B, C iken bir yüzey köşegeni A kare artı B kare, bir yüzey köşegeni B kare artı C kare, bir yüzey köşegeni de A kare artı C kare değil midir arkadaşlar? Şurası C, şu öndeki yüzey köşegeni değil mi? Yani A kare artı B kare, bak yüzey köşegeni mesela şuysa, Pisagor uygulanmaz mı orada şu tabanda? A kare artı B kare şunun karesine eşittir. 2 kök 5'in karesine eşittir. A kare artı B kare 20'ye eşittir yani. Sonra kök 29 eşit bir tanesi. B kare artı C kare 29 eşit. Bir de ne var arkadaşlar? 41 var. O da ne kaldı? A kare artı C kare mi kaldı? O da 41 eşit. Bizden ne isteniyor? Prizmanın hacmi. Keşke alanını isteseydi arkadaşlar. Taraf tarafa toplar mıydık? Yok, toplamazdık. Alanını istememiş. Şunlar belli. A'yı, B'yi, C'yi bulacağız değil mi? A çarpı B çarpı C'yi bulacağız biz. Şimdi bazen öyle denklemler geliyor ki arkadaşlar. Taraf tarafa toplayınca ya da çarpınca bu ifadeyi elde edebiliyoruz ama bu ifadelerden bunları elde edebilir miyiz? Edemeyiz. O yüzden ne yapacağız? İki bilinmeyen iki denklemlerle burada A'yı ya da B'yi ya da C'yi den bir tanesini bulmaya çalışacağız. Zaten bir tanesini bulunca diğerlerini de bulmuş oluyoruz değil mi? Ne yapabiliriz? Şimdi şu ikisine bakalım. Şu ikisine bakalım. Taraf tarafa çıkartalım arkadaşlar. Taraf tarafa çıkartınca en azından C kareler gidiyor değil mi? Hatta yukarıdakini önce eksiyle çarpsak daha iyi olur.
Şu eksiyle çarp, taraf tarafa topla. Evet. Eksi b kare eksi c kare. C kareler gitmiş oluyor o zaman, değil mi? Şöyle yazayım isterseniz daha sağlıklı olsun. Eksi b kare eksi c kare eşittir. Eksi 29 yaptı. Alt tarafta a kare artı c kare eşittir. 41 yaptı. Taraf tarafa topladığımız zaman c kareler birbirini götürdü. Eksi b kare artı a kare, yani a kare eksi b kare kaldı burada. Eşittir. 41'den 29 çıkarsa kaç kalıyor arkadaşlar? 20, 12 mi kalıyor? Evet, 12 kalıyor. Evet, a kare eksi b kareyi 12 buldum. Bir de burada a kare artı b kare de var arkadaşlar. Orada da bir işlem yapalım isterseniz. A kare artı b kareyi de altına yazıp 20'yi taraf tarafa topladığımız zaman gitti gitti 32 yaptı. Bir yerde işlem hatası mı yaptık? 12 dersek 3 ay şeyden 41'den 12 çıkarttığımızda pardon 41'den 29 çıkarttığımızda 2 12 yapıyor. Şurada doğru mu yazdım ben? Şunlara bakayım. A kare artı B kare 20. B kare artı C kare 29. A kare artı C kare de 41. A kare artı C kare de 41. Tamam. Burada eksi B kare eksi C kare eksi 29. A kare artı C kare. C kareler gitti. A kare eksi B kare eşittir. Kaç yaptı? 41'den 29 çıkınca 12 yapıyor. Doğru. 12. A kare artı B kare 20. Taraf tarafa toplayalım. Bakalım ne geliyor. 2A kare eşittir. Ha, işlem hatam yokmuş ya. 2A kare eşittir. 32. A kare eşittir kaç yaptı? 16. A'yı da buradan kaç bulduk arkadaşlar? 4. A'yı 4 bulduk ya, artık istediğiniz yerde yazabilirsiniz arkadaşlar. A yerine 4 yazsanız. 4 kere 4 16. B kareye ne kaldı? 4. Ama B kare 4. B kare 4 ise B'yi buradan kaç bulursunuz arkadaşlar? 2. Sonra B'yi 2 bulduğunuz için B'yi burada yerine yazalım isterseniz arkadaşlar. B'yi burada yerine yazalım. 2'nin karesi 4 yaptı. Evet. 29'dan 4 çıkarsa 25. C kare eşittir 25 ise C de buradan kaç yaptı? 5 yaptı. Evet. A da kaçtı? 4'tü. A 4. B 2. C de kaç arkadaşlar? 5. Bizden ne isteniyor? Hacmi. Hacim de kenarlar çarpımı değil miydi? Yani 4 çarpı 2 çarpı 5 soruluyor bize. O da kaç yaptı? 40 yaptı arkadaşlar. Cevap Edremit yaptı. Gelelim 10. soruya. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı yüzlerinin alanları buymuş. Şimdi farklı yüzlerinin alanları. Şurası A, burası B, burası C ise. Mesela AB 20'ymiş. Sonra diğer farklı yüz BC 24'müş. Sonra diğer farklı yüzde AC. Yani şuraya C dersem ön ve arka yüzleri, değil mi? AC'yi de kaç vermiş? 30 vermiş. Bizden ne isteniyor? Prizmanın hacmi isteniyor. Hacim neydi arkadaşlar? A çarpı B çarpı C. Burada iki bilinmeyen iki denklemler yapmamıza gerek yok. Neyi bulmaya çalışacağız? ABC'yi. Bakın taraf tarafa çarparsak. A kare. A'dan 2 tane var. B'den 2 tane var. C'den 2 tane var. Yani A kare artı çarpı B kare çarpı C kare yaptı. Eşittir. 20 çarpı 24 çarpı 30. Her iki tarafın karekökünü alacağım. Bak her ikisinde de 10 çarpım var. O yüzden buna 10 çarpı 2 diye düşüneyim. Şunu da 30'u da 3 çarpı 10 şeklinde düşüneyim. Bak burada 2 kere 3 6 çarpım oldu. Bu da 6 çarpı 4 ya. Onu da 6 çarpı 4 diye yazayım. Her iki tarafın karekökünü alınca arkadaşlar bakın ABC yaptı burası. ABC 10'dan 2 tane var. Yani 10 çarpı 10 100 ya. 10 diye çıkıyor. 2 kere 3 6 6 2 tane var. 6 diye çıktı. 4 de 2 diye çıkacak arkadaşlar. Yani 10 çarpı 6 çarpı 2 yaptı. 60 120 yapıyorlar. Cevap 120 yaptı arkadaşlar. Cevap Denizli. Geldik 11. soruya. Şunun yüzey alanı soruluyor bize. Çok kolay. Bu şeklin aynısı arkada yok mu? Yüzey alanını sayacağız arkadaşlar. Bir de bu birim küpmüş. Birim küp. Bir kenarı bir bir olan. O zaman alanı, bir tane karenin alanı nedir arkadaşlar? Bir değil midir? Şu bir çarpı bir, bir. Bundan kaç tane var? Sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ön tarafta değil mi? 14 var. Artı.
Şu şeklin aynısı arkada da var. Yine 14. Yani biz önü ve arkayı hallettik. Şimdi nereleri kaldı arkadaşlar? Şu gördüğünüz yan yüzeyler kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunun yan tarafı gözükmüyor. 10, 11 bunun yan tarafı. 12, 13. Bir de ne var arkadaşlar? Şunun alt tarafı yok mu? 14, 15, 16, 17, 18 arkadaşlar. Tek tek saydık. Başka bir yer var mı? Yok. Tamam. O zaman toplayalım bakalım. 14, 14, 28, 28. 18 daha 46 yapıyor arkadaşlar. Cevap 46. Tamam. Tek tek saydık. Evet. Gelelim 12. soruya. Küp şeklindeki bir bloktan şekildeki gibi dikdörtgenler prizması kesiliyor. Yani şunu kesip atmış. Şurada kesilen bir parça var arkadaşlar. Şurada kesilen bir parça var. Şöyle. Taralı alanlar toplamı 64 ise zaten kesilenlerde arkadaşlar bununla ilgili konu anlatımında böyle kestiğimizde hacim azalır, işte kestiğimizde alan büyük ihtimalle artar şeklinde ya da değişmez şeklinde söylemiştik. Konu anlatımında da var. İsterseniz bakın. Ama burada da şeye bakacaksınız. Alan kesmişler ya. Bakın. Kesilen parça taralı alanlar toplam 64'müş. Şimdi dikkat edin. Şu taralı alanla şu taralı alanın toplamı 64'müş. Arkadaşlar burada kalan kesilmeden önce yukarıda yok muydu? Yani bu alanla bu alan aynı değil mi? Şimdi bize şu alanla şu alanın toplamı istiyor. Zaten bunda bu birbirine eşit. Yani üstteki şuradaki şu şeklin alanı aslında taralı alanlar toplamı yapmadı mı? Bu da bir küp değil miydi? Küpün bir kenarı x ise şurası da x değil midir? Şurası da x değil midir? Yani taralı alanlar toplamı şu yukarıdaki kare yaptı. Karenin alanı yaptı. Dikdörtgen gibi gözüküyor ama perspektiften dolayı gözüküyor arkadaşlar. Konuşamadım. Pardon. Yani şu alan x kare kesilen parçanın taralı alanlar toplamına eşit yani. Yani kırmızıyla bunun toplamına eşit. X kare 64 diyelim. X'i de buradan kaç buluruz? 8. Küpün bir ayrıtı kaçtır? 8. Cevap Denizli. Geldik 13. soruya. Tamamı su dolu ve bir ayrıtı 10 olan küpteki suyun tamamı 5, 6 ve 15 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kaba dolduruluyor. Buna göre küpte kalan suyun yüksekliği kaçtır? Ha, bir küp var. Bir de dikdörtgenler prizması var. Şu kaç? 5, 6 ve 15. Küpteki suyun tamamı dikdörtgenler prizmasındaki kaba dolduruluyor. Buna göre küpte kalan ama bak bunu yanlış söylemişler aslında. Bir kenarı 10. Şuradaki ifade bir hatalı bir ifade. Küpteki suyun tamamı dememesi lazım. Küpteki suyun birazı buraya dökülüyor. Bunu dolduruyor. Bu küpte kalan su isteniliyor. Tamamını doldurduğumuz zaman küpte kalan suyun yüksekliği nasıl sorulsun değil mi? Bundaki şeyi boşalttığımız zaman şöyle bir su kalıyor arkadaşlar. Buradaki suyun yüksekliği soruluyor bize. Peki. Arkadaşlar şunun hacmi kaç hesaplayalım. Önceden küpün hacmi neydi? 10 çarpı 10 çarpı 10 değil mi? Bunun hacmi normalde 10 çarpı 10 çarpı 10. Tamam. Yani 1000. Şunun hacmine bakalım. 6 kere 5, 30. 5 çarpı 6 çarpı 15. 30 çarpı 15 de 45 yani 450 yaptı. Arkadaşlar şunun hacmi 450. Ben buna 450 litre su koydum. O zaman 1000'den 450 çıkartırsak 1000'den 450 çıkartırsak 550 kaldı değil mi? Yani şuradaki suyu ne kadarlık su kaldı arkadaşlar? 450'lik su kaldı. Bu 450'lik su hacim yani değil mi? Buradaki hacimde kalan suyun yüksekliği soruluyor bize. Bu da nasıl hesaplayabiliriz arkadaşlar? Şurası da 10 ya bu küptü zaten. Taban alanı çarpı yükseklik bize hacim vermeyecek mi? Yeni oluşan hacimimiz 450 diye mi? 450 eşittir 10 çarpı 10 çarpı h. Gitti gitti. 45'i 10'a böldüğümüzde de 4,5 buluruz arkadaşlar. Yani H 4,5 yaptı.
Evet. 450. Cevap anahtarı 5,5 diyor ama bir daha bakalım arkadaşlar buna. 5, 6 ve 15. 6, 2, 5, 30. Bu 45, 450, 550. Ha, 550'ye eşitleyeceğiz, pardon. 550'ye eşitlediğimizde buradan da H 5,5 çıkıyor. Tamam, 55 bölü 10'dan 5,5 çıkıyor. Özür dilerim. Şurada bir hata yapmışım. Cevap Ceyhan. Geldik 14. soruya. Şekil sorularına. Benim en sevdiğim sorular arkadaşlar. Bu tür sorularda havadan böyle bir ip gerilmişse diyorum ben hep. Havadan bir ip gerilmişse arkadaşlar bir üçgen oluşturun ama yüzeyden, bakın, şuna ait bir üçgen oluşturun. Şöyle oluşturmayın. Bir üçgen oluşturun. Yani havadan çizmeyin. Şöyle, bu da üçgen oluşuyor ama. Bakın nasıl oluyor ama bu. K'dan G'ye doğru havadan gidiyor, değil mi? Havadan oluşturmayın. Böyle havadaki bir ip uzunluğu falan sorulduğunda yüzeyden bir üçgen çizin. %99,9 dik üçgen karşınıza çıkarır. Bak, ikisini de göstereyim ben size. Ben olsam mantıken şunu çizerim. Buna ait bir üçgen oluşturacağım ya. Şuradan bir tane şunu çizdiğim zaman bakın şöyle bir üçgen oluştu, değil mi? Bu dik üçgendir. Niye? Şu alttaki düzleme dik değil mi? Alttaki düzleme dik olduğu için burada kaç 90 derece olmaz mı? Ve buradaki Pisagor bağıntısından sonuca ulaşabilirsiniz. Birincisi bu. İstediğiniz yerden oluşturabilirsiniz. İkincisi de şu. Hocam ben şuradan şuraya çizmek istiyorum. Bak, yine yüzeyden gittim. Nereden gittim? Yüzey derken şu HEAD yüzeyinden gittim. Şu yüzeyden şunu çizdim. Bu da 90 derecedir. Şurası da 90 derecedir. %99,9 dik üçgen oluşuyor. Niye? Şuradan gelen çizgi yandaki duvara dik olduğu için burası da dik olur. Yani burada da bir dik üçgen çıkar arkadaşlar. Şuradaki Pisagor'dan da sonuca ulaşabilirsiniz. Her yer 5, 5, bir küp olduğu için 5, 5. Buradaki Pisagor'dan 5, 5, 5 kök 2 ve 4, 5 kök 2'den de burayı bulabilirsiniz. Ama size şuradan yapmak istiyorum. Genelde herkes şuradan yapmıştır büyük ihtimalle. Şunu çizip şuradaki 90'dan dolayı yapmak istiyorum ben de. Bir kenar 5'te. Pisagor bağıntısından burayı bulacağım. Çünkü alttaki de bir kare. Yani burada kaçı da 90 derece olduğu için arkadaşlar. 5'in karesi artı 4'ün karesi, yani 25 artı 16. 25 ile 16'yı topladığımızda 41, yani burası kök 41. Burası da 5'ti. Burada Pisagor bağıntısı yaparsam şuraya x dediğimde x kare eşittir kök 41'in karesi 41 artı 5'in karesi 25, yani 56 yaptı arkadaşlar. X kare 56, x buradan kök 56. Kök 56 da nedir arkadaşlar? Kök 56 mı? 41 ile 25 topladığımızda 66 yapıyormuş arkadaşlar. Ben de cevaplarda yok diyorum. Yani cevap Denizli çıktı. Kök 66. 14. sorunun cevabı. Geldik 15'e. 9, 12, 15. Hemen yazalım. Sonra 17 vermiş A'yı. Bak, bu A'yı yüzeyde. Yüzeyden çizmiş. ABC'de dikdörtgeni de şuradan çizmiş. Burada da bir dik üçgen yok mu arkadaşlar? 15, 17, ne üçgeni? 8. Bakın, şuradaki dik üçgenden yazdım bunu da. Prizmanın hacmi. Prizmalar demek arkadaşlar. Bakın, konu tekrarını da yapayım aynı zamanda. Tabanı ve tavanı aynı olan şekle prizma diyoruz arkadaşlar biz. Bak, tavanı da üçgen. Prizmalardaki hacim hep aynıdır. Taban alanı çarpı yüksekliktir. Piramitlerde de ya da konide ucu sivri olanlarda da arkadaşlar bölü 3 diyeceğiz. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 diyeceğiz. Ama prizmalarda taban alanı çarpı yükseklik. Evet, ilk önce taban alanını bulalım. Bu üçgen olduğu için 9 çarpı 12 bölü 2 değil midir arkadaşlar şu üçgenin alanı? Taban alanı bu çarpı yükseklik bize hacmi verecektir arkadaşlar. Genel bir formül bu. Yani kaç yaptı? Şununla şu gitti. 6, 6 kere 9 54. 54 ile 8 çarptığımızda sonu ikili yapacak. Ya 512 ya 432. 54 ile 8'i çarpalım bakalım. 32, 40, 432 yaptı arkadaşlar. Cevap Adana yaptı. Geldik 16. soruya. Evet, yine bir havada bir ip olmuş. Ne yapacaksınız? Hemen bir üçgen oluşturacaksınız, değil mi? Buna ait. Hemen şuradan A'yı birleştirdiğiniz zaman bakın üçgen oluşuyor. Ve %99,9 dik üçgen çıkar demiştik. Burası da dik oldu. Evet. Bakalım, soruyu okuyayım ben. Eşkenar üçgenmiş. Bu eşkenar üçgen ve ağırlık merkezi ise arkadaşlar. Burada güzel bir şey oluşturabiliriz. Ağırlık merkezinden geçen ne oluyordu? Kenar ortay oluyordu. Kenar ortay, yani 3, 3,
Eşkenar üçgende kenar ortay aynı zamanda yükseklik. Bu da 30, 60, 90 üçgeni değil mi? Açı ortay olmuyor mu arkadaşlar? 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3. 1'e 2 oran olduğundan dolayı 3 kök 3'ü 3'e böl. Kök 3 burası. Burası da 2 kök 3 yapmaz mı? Ve buradaki Pisagor'dan dolayı da x'i bulabiliriz arkadaşlar. Yani x kare eşittir 6'nın karesi 36 artı 2 kök 3'ün karesi 12, yani 48 yaptı. X de buradan kök 48'e eşit oldu. Kök 48 de 16 çarpı 3'ten 4 kök 3'e eşit oldu. Evet, gelelim test 2'ye. Bir dikdörtgenler prizmasının 3 ayrıtının toplamı 18'miş. Dikdörtgenler prizması 3 ayrıtı A, B, C. A artı B artı C'yi kaç vermiş? 18 vermiş. Hacmi, biz neyi arıyoruz? A çarpı B çarpı C'yi arıyoruz. En çok kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar, matematik sorusu gibi düşünün. Siz şimdi A artı B artı C verilmiş 18. Bu çarpımların en çok olması için birbirine en yakın mı seçersiniz, en uzak mı seçersiniz? Yani mesela 16, 1, 1 seçseniz çarpımları 16 yapmıyor mu? En uzak seçtiğiniz zaman ne oluyor arkadaşlar? Maalesef ki en küçüğünü buluyoruz. O zaman birbirlerine en yakın seçeceğiz. En yakında birbirine eşit olanlar. Yani 18 hepsi birbirine eşitse 3'e böldüğümüzde 6, 6, 6 olmaz mı? A'yı 6, B'yi 6, C'yi de 6 seçersek arkadaşlar çarpımlarının en yüksek olduğu durumu buluruz. Yani 6'ın kübü yaptı. O da kaç yaptı arkadaşlar? 216'ya eşit oldu. Cevap Denizli. Geldik ikinci soruya. Cisim köşegenlerinin oranı 2 olan. 2 kübün. Yani 2 küp var. Tamam, şekli çizmeyeyim artık. Bir tanesi x kök 2. Bir tanesi de cisim köşegenlerinin oranı 2 olan. Bir tanesi de y kök 2 diyelim. Ya da şey dediğimiz zaman arkadaşlar. Şimdi bir tanesine tamam x kök 2 dediğimiz zaman diğeri ne olacak o zaman? 2 katı. 2 kök 2 x olmaz mı? Hatta şunu da kök 2 x yazalım da sıkıntı olmasın. Çünkü niye? Cisim köşegeni mi? Özür. Cisim köşegeni neydi arkadaşlar küpte? Bir kenar x'e. Bir kenar x'e 1'i x kök 3'tür değil mi? O zaman 2 katı olan 2 kök 3 x değil midir? Diğer küpün cisim köşegeninde. O zaman yüzey alanları nedir diye soruluyor. Yüzey alanlarının oranı nedir diye soruluyor. Diğer küpün cisim köşegeni arkadaşlar 2 kök 3 x ise kök 3'e böldüğümüz zaman hani kök 3 katı cisim köşegen oluyordu ya, kök 3'e böldüğümüz zaman bunu kök 3'e böldüğümüz zaman bir kenarı bulmaz mıyız? 2x şeklinde bulmaz mıyız? Değil mi? Şimdi yüzey alanları soruluyor. Evet, bir kenarı x olanın yüzey alanı 6x, 6 tane x kare. Diğerinin yüzey alanı nedir arkadaşlar? 6 tane 2x'in karesi. 2x'in karesi 4x kare değil mi? 6'lar gitti, x kareler gitti. 1 bölü 4. Ya da 4 bölü 1 değil midir arkadaşlar tam tersi? Biz 1 bölü 4 bulduk. Hangisinin hangisinin oranı olduğu sorulmuyor. Ya da 4 bölü 1'dir cevap. Cevap Ceyhan çıktı. Geldik 3. soruya. 3 farklı ayrıtının toplamı 12 olan. A artı B artı C. 3 farklı ayrıtının toplamı 12. Evet, 12. Yüzey alanı. Yüzey alanı dediği nedir arkadaşlar? Biraz önce de çözerken de söyledim. 2 tane AB. İki, kenarların ikişarlı çarpımı değil miydi? 2 tane BC ve 2 tane AC kaçmış arkadaşlar? 64'müş. Bu da elimizde bulunsun. Bir A artı B artı C'yi biliyorum. Bir de bunu biliyorum. Bu dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni nedir diye soruluyor. Şunu elde etmeye çalışacağım. Arkadaşlar şurada her iki tarafın karesini alırsam ben. Şunun ve şunun karesini alırsam. A kare artı B kare artı C kare artı 2AB artı 2AC artı 2BC eşittir. 144 olmaz mı? Zaten bize şunu vermişler. 2AB, 2BC, 2AC'yi 64 vermişler. Şu 64 ise at öbür tarafa. A kare artı B kare artı C kareyi ne bulduk arkadaşlar? 144 eksi 64 bulduk. Yani 80 bulduk. Bizden cisim köşegeni isteniyor. Cisim köşegeni de kare içinde A kare artı B kare artı C kare olduğundan dolayı. Yani A kare artı B kare artı C kareyi de 80 bulmuştuk. Kök 80. O da 16 çarpı 5'ten neye eşit oldu? 4 kök 5'e eşit oldu. Cevap Denizli. Tamamıyla bir matematik sorusu arkadaşlar. Geldik 4. soruya. Evet.
Bir kenara 2 olan bir kare kesiliyormuş bu büyük kartondan. 12 ve 8 birimlik olan kartondan. Evet, şuradan 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim kestiğimizde 2, 2, 4 tamamı 12. Hatta şöyle diyelim. 2 burası, 2 burası. 12'den 4, 4 kestim. Buraya kaç kaldı? 2, 2 kestim. Kaç kaldı? 8 kaldı. 8. Burası da 2. Peki şunun tamamı 8. Burası da 2. Burası da 2. 2, 2, 4 kestim. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. Şimdi siz bunu böyle katladığınız an. Katladınız. 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 Kafanızda bir şekil oluştu mu? Ağzı açık bir dikdörtgenler prizması yaptı mı? Dikdörtgenler prizmasının tabanı da şurası yaptı mı arkadaşlar? Bak taban orası yapacak şekilde bir dikdörtgenler prizması çizeyim ben. Hangisi kenarından hangi kenar olduğunu görürsünüz zaten. Bakın şurası karaladığım yer, mavi yer. Şu mavi yer kenarları kaç? 8'e 4 değil mi? Şurayı da 4 bulmuştuk. 8'e 4. Burası 8 ve 4. Peki şu katlanan yer şuradaki şey yüksekliği vermeyecek mi bize? Şu katladığımız zaman yukarı doğru kalkıyor ya, yüksekliği verecek. Buradaki uzunlukta 2 birim kesmişlerdi. 2 birim değil mi? Yani şunu kaldırdığınız zaman şuradaki uzunluk olmayacak mı arkadaşlar? Yüksekliğimizde 2 birim olan. Yani taban kenarları 8 ve 4 olan, yüksekliği 2 olan, ağzı açık bir, üstü açık bir prizma elde ettik. Bu prizmanın hacmi nedir diye soruluyor. Taban alanı çarpı yükseklikti, yani 8 çarpı 4 çarpı 2 olmaz mı arkadaşlar? 8 kere 4 32 çarpı 2, o da 64 yaptı. Cevap Ceyhan yaptı arkadaşlar. Geldik buraya. Çok kolay bir soru. Ne yapacağız? Üçgenin alanı her zaman aynı adı, her zaman her yerde aynıdır arkadaşlar. Nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani siz şuradaki yüksekliği bulmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Sen bunu çizdikten sonra zaten soruyu çözdün. Niye? Şurada sana 3'ü ve 4'ü de vermişler. Sen bu köşegeni çizdiğin zaman 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 değil midir? Burası dik üçgen olduğu için. Dikkat edin. Şuradan şuraya çizdiğiniz dik, şuradan şuraya çizdiğiniz şey aynı değil midir arkadaşlar uzunluk olarak? Yani burası 5 iken burası da ne olacaktır? 5. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2, yani 2 çarpı 5 bölü 2'ye gitti gitti 5 bize alanı verecektir arkadaşlar. 5. sorunun cevabı Adana çıktı. Geldik 6. soruya. Evet, en sevdiğim. Şuradan havadan bir ip çekmişler. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle bir üçgen çiziyorduk. Üçgeni nasıl çizebiliriz? İster böyle çiz, ister şöyle çiz arkadaşlar. Üçgen oluştur. Şurada bir dik üçgen oluşsun. Bakın 90 derece oluyor. İstersen de üçgene bakın. Şuna ait bir üçgen oluşturduğunuzda yalnız çizdiğiniz çizgi yüzeyde olsun. Herhangi bir yüzeyde. Biraz öncekini şu yüzeyde çizmiştim. Şimdikini de şu yüzeyde çizmek istiyorum. Bu alttaki düzleme dik olduğu için şurada kaçtı? 90 derece olmak zorunda arkadaşlar. Şuradaki dik üçgenlerin de sonucu bulabilirsiniz. Bir kenar 6, 4. Yükseklik 6. Ve kare dik prizmaymış. O zaman bir kenar alttakinin 4 olacak. Burası 4. Burası da 4 hatta. Bakın şurası da dik olduğu için 2, 4 ne üçgeni? Pisagor'dan 2 kök 5. Burası 6 iken burası da 6 olur. Ve şuradaki Pisagor bağıntısından yani x'in karesi eşittir 2 kök 5'in karesi artı 6'nın karesi. 2 kök 5'in karesi 4 çarpı 5'ten 20. Artı 6'nın karesi 36. Yani 56 yaptı. O zaman x buradan kök 56'ya eşit oldu. O da 4 çarpı 14 mü? Hı hı. 4 çarpı 14. O da 4 dışarı 2 diye çıktı. 2 kök 14'e eşit oldu arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Köşegenleri 10, 24 olan eşkenar dörtgeni taban kabul eden bir prizmadan bahsediyor bize. Şekli oraya sığdıramayacağım. Şuraya bir çizeyim arkadaşlar. Şu şekil kafamı karıştırmasın. Bir eşkenar dörtgenimiz varmış. Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen. Çizelim. Siz de hiç düşünmeden çizin arkadaşlar. Şekli çizdiğiniz zaman çok rahat edersiniz. Şimdi köşegenleri 10 ve 24'müş. Köşegenleri de çizeyim ben. Eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşit. Prizmanın yüksekliği de kaçmış? 2'ymiş. Köşegenler nasıl kesiyordu arkadaşlar eşkenar dörtgende? Dik kesiyordu ve birbirini ortalıyordu değil mi? 10 ve 24 ise yani burası 5, 5. 24 ise 12, 12. Köşegenler dik kestiği için 5, 12, 13 yaptı. Burası da 13 yaptı. Bizden ne isteniyor? Prizmanın yüzey alanı. Çok kolay. Taban alanları, şunlar taban alanları. Bu taban alanını nasıl buluruz arkadaşlar? Köşegenler dik kestiği için dik kenarlar çarpı hipotenüs.
Köşegenler çarpımının yarısı. Bakın şu alanları yazıyorum. Şu eşkenar dörtgenlerin alanlarını yazıyorum. Kaçtı? 10 çarpı köşegenler çarpımının yarısı. Dan kaç tane var? 2 tane var. Şu ve şu olduğu için çarpı 2 dedim. Artı şu dikdörtgenlerde yanal alanda kaç tane var arkadaşlar? Hiç ezber yapmıyorum bakın. 4 tane var değil mi? Yani 13 çarpı 2'den 13 çarpı 2 burada, 13 çarpı 2 burada, 13 çarpı 2 burada, 13 çarpı 2 burada. 13 çarpı 2'den de kaç tane var arkadaşlar? 4 tane var. Çarpı 4 diyeceğim. Olay bitti. Bunun cevabı bize sonucu verecek. Evet şu şu gitti 12. 12 çarpı 10, 120 artı. Pardon. Niye öyle yaptım ben? Tamam yine bulurduk da. Şurada bölü 2'ler gitmesi varken. Bölü 2'ler gitti. 10 çarpı 24, 240 artı. 2 kere 4, 8. 8 ile 13'ü çarptığımız zaman 3 kere 8, 24. 104 yaptı. Topladığımız zaman kaç yaptı? 344 yaptı galiba. Hı hı. 344. Cevap Edremit yaptı. Evet gelelim 8. soruya. Kare dik prizmaymış. 2, 4. Tamam. Şurası 4'müş. 2, 4. 2 kök 5'ten burası 2 kök 5 yaptı. 4, 4. 4 kökten burası 4 kök yaptı. İkiz kenar dik üçgenden dolayı. Değil mi? Bir üçgen oluştursak desek ne yaparsınız arkadaşlar? Şunu çizmez miyiz? Gerçi havada değil bu yüzeylerde çizgiler verilmiş. Ama ben alfayı da bulmak istiyorsam bir üçgen oluşturmalıyım en azından. O zaman H'den C'ye bir çizelim isterseniz. H'den C'ye çizdiğim zaman da bakın şu şeymiş. Burası dörtgen burası 4. Sonra şu yükseklik 2 iken burası da 2. 2 4 2 kök 5 yaptı. Bakın. Bakın ne çıktı burada? Bir üçgen. Nasıl bir üçgen? İkizkenar. İkizkenar üçgen uzayda olsun, orada olsun, burada olsun hiç fark etmez. İkizkenar da tabanda mevcutsa biz ne yapıyorduk? Tabanına ait yüksekliği çizmiyor muyduk arkadaşlar? Çizelim yüksekliğimizi. Yüksekliğimizi çizdik. Ve 4 kök 2 eş parçaya bölecek. Yani 2 kök 2'ye 2 kök 2 yaptı. Ve bizden ne isteniyor? Kosinüs alfa. Kosinüs alfa neydi? Komşu bölü hipotenüs değil miydi? Bakın buradaki dik üçgende alfanın komşusu 2 kök 2, hipotenüsü de 2 kök 5. Yani kosinüs alfa 2 kök 2 bölü komşu bölü hipotenüs 2 kök 5. 2'ler gitti. Kök 2 bölü kök 5. Kök 5 ile çarptığınız zaman kök 10 bölü 5'e eşit olur arkadaşlar. Cevap Balıkesir çıkar. 8. soru Balıkesir oldu. Geldik 9. soruya. Evet bir ayrıtı 6 birim olan bir küpten bahsediyor. BK uzunluğu kaçtır? Ne yapacağız arkadaşlar? Şurada üçgen oluşturduğum zaman bakın şöyle büyük üçgen oluşturduğum zaman sonuçta havada bir çizgiydi. Bu da cisim köşegeniydi değil mi? Şuradan da oluşturabilirdik ama şu dikme bir işimize çok fazla yaramazdı. O yüzden şuradan oluşturdum arkadaşlar. Bakın bu yandaki duvara dik olduğu için şuradaki açıda dik olmaz mı? Şuradaki açıda dik oldu arkadaşlar. Çünkü niye? Bu doğru yandaki duvara dik. Yandaki duvara dikse oradan geçen bütün doğrulara diktir arkadaşlar. Buna da diktir. Şuradaki açıda diktir değil mi? Neyse ne oluştu burada? Dikten dikinildi. Öklit bağıntısı oluştu. İlk önce şurayı da yazalım isterseniz. 6 6 6 kök 2'dir burası. Cisim köşegeninde 6 ise 6 kök 3 değil midir arkadaşlar? Cisim köşegeni. BK uzunluğu isteniliyor bizden. Bakın şu dik üçgende öklit bağıntısında sadece ve sadece hipotenüs eksik. Nasıl yapıyorduk bunu? Şu üçgende alandan gidiyorduk. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu üçgenin alanı hem dik üçgen olduğu için arkadaşlar dik kenarlar çarpımının yarısı 6 çarpı 6 kök 2 bölü 2 aynı zamanda şu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 6 kök 3 çarpı x bölü 2. Her ikisi de aynı üçgenin alanının eşit olduğu için bunlar birbirine eşit oldu. Bölü 2'ler gitti. 6'lar gitti. 6 kök 2 eşittir x kök 3. Buradaki kök 3 öbür tarafa bölü olarak geçer. 6 kök 2 bölü kök 3 eşittir x yaptı. Kök 3 ile çarparsak 6 kök 6 bölü 3 yaptı x. Şunlar şunlar gitti 2 yaptı. Yani cevap Denizli yaptı arkadaşlar. Evet 9. sorunun cevabı Denizli yaptı. Geldik 10. soruya. Bak yine havada bir doğru var. K
Kesinlikle ama kesinlikle bir ne yapıyorduk arkadaşlar havada bir doğru olduğu zaman? Hemen üçgen oluşturuyorduk. Üçgen oluşturun desem ne yaparsınız? Bence ilk hamleniz şu olmalı. Üçgen oluşturduğunuzda yüzeyden çizin yalnız. Bakın hangi yüzeyden çizdim ben? Üstteki yüzeyden çizdim. Üstteki yüzeyden çizdiğim için şuradaki oluşan üçgen %99.9 nedir demiştik? Dik üçgen demiştik. Neden? Çünkü bu üstteki yüzeye dikse burada kaçı da dik olacak. Zaten bakarsınız arkadaşlar üçgene. Hangi açının dik olduğunu bazen göremeyebiliyorsunuz. Hisleriniz kuvvetli olur zaten. Bak şurasının 90 derece olmayacağı aşikar. Burasının 90 derece olmayacağı aşikar. O zaman burası 90 derecedir dersiniz. Buranın 90 derece olduğunu düşündükten sonra ispatlamak kolay. Aa bak bu yukarıdaki düzleme dik. O zaman burada kaçı da dik diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Yani şuradaki 90 dereceyi yapıştıralım. Ben şimdi şu uzunluğu bulmak için şu yükseklik 6 vermişler ya. Bunlar 3, 3. Bir kenarda 2. Şurası da orta nokta verilmiş. 1, 1. Şu kırmızı uzunluğu bulmam gerekecek arkadaşlar. Bu kırmızı uzunluğu bulmak için de ne yapacağım şimdi? Altıgende şu uzunluk verilmiş bana. Şu köşegeni çizersem dik üçgen oluşmuyor muydu? Hangisiyle yapayım onu? Yeşili kullandım. Kırmızı şununla yapayım. Şunu şöyle çizdiğimde arkadaşlar şu 120 derece. Bunlar da 30-30 olduğu için arkadaşlar. Şurada kaça 30-30 olduğu için. Tamam 120 yaptığından burası da 90 değil mi? Ve bir kenar 2-2 idi. 2-2 30-30 120. 2-2 2 kök 3 yaptı burası. Ve 2 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi şu kırmızıya eşit olmayacak mı arkadaşlar? Pisagor bağıntısı şuradaki Pisagor'dan. Bunun karesi 12 artı 1 13 yani kök 13 yaptı burası. Şimdi kırmızı Pisagor bağıntısına bakalım. PR uzunluğuna x dersek x'in karesi eşittir. Kök 13'ün karesi 13 artı 3'ün karesi de 9 yani 21 yaptı. X kare 21 ise 13 artı 9 22 özür dilerim. 22 ise x de kök 22 olacaktır arkadaşlar. Evet gelelim bir sonraki soruya. 11. soru. Taban yarıçapı 2 olan bir silindirin hacmi. Bak silindirde de ben hiç ezber yapmıyorum arkadaşlar. Hemen şekli çiziyorum ve bunun açılmış şekli çok önemli. Bunun açılışını konu anlatımında da anlattım. Ezber mezber yalan. Siz açın konu anlatımını, silindiri bir silindir kısmına gelin ve izleyin. Hiçbir şekilde formül mormül ezberlemenize gerek kalmayacak. Bunun ispatını da yaptım. Bunun açılmış şekli önemliydi. Açtığınız zaman bir karton yapıyordu. Ve şuralar daire yapıyordu arkadaşlar. Şurası R ya. Şunu açtığımız için, şurayı açtığımız için şöyle bir uzunlukla dairenin çevresi eşit oluyor. Yani burası 2 pi r'ye kadar oluyor. Burası da h kadar oluyor arkadaşlar. Alan da basit. Pi r kareden 2 tane var. Bir de şu 2 pi r çarpı h dikdörtgenin alanı. Yanal alan sorulduğunda da direkt 2 pi r h yapıyor arkadaşlar. Hacim de basit zaten. Hacim her zaman taban alan çarpı yüksek değil miydi şeylerde, prizmalarda? Prizmada tabanı ve tavanı aynı olan şekle prizma diyorduk katı cisimlerde. Pi r kare çarpı h da bize hacim verecektir. Neyse taban yarıçapını kaç vermiş? 2 vermiş. Şurası 2. Tamam. Pi r kare 2'nin karesi çarpı h 32 pi'ye eşit verilmiş arkadaşlar. Silindirin hacmi taban alanı pi r kareye. Pi r kare çarpı h taban alanı çarpı yükseklik eşittir 32 pi'miş. Gitti gitti. 4 h 32 ise h'ı buradan kaç bulduk? 8 bulduk. Silindirin yanal alanı nedir? Yanal alanında nedir arkadaşlar? Dikdörtgen değil midir yanal alan? Şunlar taban alanları. Yani 2 pi r h isteniliyor bizden. 2 pi r h. 2 pi r zaten kaçtı? 2 idi. H kaç bulduk arkadaşlar? 8. Yani 8, 2, 2. 4 kere 8, 32 pi yaptı arkadaşlar cevap. Cevap Denizli. Geldik sonraki soruya. Dik silindirin hacmi kaçtır? Verilenlere bakalım. EC uzunluğu 8 kök 3. Bunu kullanmam lazım. Arkadaşlar şu alttaki düzleme dik olduğu için şuradaki açı da dik oldu. Yani ben şuradaki dik üçgeni mutlaka ama mutlaka kullanmalıyım. Bak verilen bilgiyi kullanacağım. Sonra AE'yi 6 vermiş bize. Ve taban yarıçapı 5. Taban yarıçapı 5 ise çapı nedir? 10. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan burada kaçı 90 ve 6 8 10'dan burayı 8 buldum. Ve burayı 8 bulduktan sonra şuradaki Pisagor'dan dolayı şu uzunluğu da bulabilirim. Burası kaçtı? 8 kökşüt değil mi? Evet. Şuraya da h diyeyim ve Pisagor bağıntısı uygulayayım. H kare eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi. Ya da ben daha kısa yoldan bulacağım arkadaşlar şimdi onu.
Her ikisinde de 8 çarpanı var. Bu 8 çarpı 1, bu 8 çarpı kök 3. Bu da 8 çarpı. Hipotenüs olduğu için hipotenüsün karesinden diğer dik kenarı çıkartacağım. Kare kök içerisinde kök 3'ün karesi eksi 1'in karesi. Kök 3'ün karesi 3, 1'in karesi 1. Yani 3 eksi 1'den 2. H da buradan kaç çıktı? 8 kök 2 çıktı arkadaşlar. Bu kısa yolu daha önce dik üçgenlerde anlatmıştım size. Silindirin hacmi kaçtır? Hacim için zaten taban alan çarpı yükseklik değil miydi? Yarı çapımızda zaten 5 değil mi arkadaşlar? Pi r kare çarpı h. Taban alanımız pi r kareye. Yüksekliğimiz de h. Yani pi r kare. R'miz 5'ti. 25 çarpı h. H da 8 kök 2. 8 ile 25 çarpsak 200 yapıyor. 200 kök 2 pi'ye eşit oldu arkadaşlar cevap. Yani cevap Denizli yaptı. Geldik 13. soruya. Taban alanı ile yanal alanı birbirine eşit olan dik silindirin hacmi 32 pi'ymiş. Taban alanı ile yanal alanı birbirine eşit olan. Biraz önce ispatladım ya. Silindir açılmış hali dikdörtgen ve şu. Şurası 2 pi r'ye kadardı. Burası da h kadar. Tamam. Taban alanı ne? Pi r kare. Eşitmiş. Yanal alan. Yanal alanda şu dikdörtgen olduğu için arkadaşlar 2 pi r çarpı h. Çarpı h. Pi'lerden ay, r'lerden ay, r buradan neye eşit oldu? 2h'a eşit oldu arkadaşlar. Hacmi 32 pi'ymiş. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. Yani pi r kare çarpı h. Pi r kare çarpı h. Şimdi burada ne yapalım? H yerine r bölü 2 de yazabiliriz. Ya da r yerine 2h de yazabiliriz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Bu da 32 pi'ye eşitmiş. 32 pi'ye eşitmiş. Bence r yerine 2h yazalım. R yerine 2h yazdığım zaman 2h'ın karesi 4h kare yapmıyor mu? Pi 4h kare çarpı h eşittir 32 pi. Pi'ler gitti. 4 kere 8 32 olduğu için 8. Yani h küp eşittir 8 ise h'ı buradan kaç buluruz? 2 buluruz arkadaşlar. Cevap Balıkesir. Geldik 14. soruya. Şimdi A noktası varmış. A noktasıdır. Üst tabanı. B alt tabanda bir noktaymış. Alt tabanda bir nokta. Silindirin taban çapı 16'ymış. Taban yarıçapı ne yapacak o zaman arkadaşlar? 8 yapacak. Sonra AB'nin alabileceği en büyük değer AB. B içeride bir yerde bir noktaymış ya. B'yi nerede alırsınız arkadaşlar? Merkezde alırsanız şuradan şu yüzeye olan en kısa uzaklık olur. Bence en uçta aldığınız an ya burada ya da buradaki uçta aldığınız zaman en yüksek olur değil mi? O yüzden B'yi şurada almak daha mantıklı. AB en büyük böyleyken 17 oluyormuş arkadaşlar. Ve yarıçap uzunluğu da kaçtı arkadaşlar? 8 değil mi? 8, 17 ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgeninden haşı 15 bulduk. Silindirin hacmi nedir diye soruluyor. Pi r kare. Pi r kare 8'in karesi. Çarpı h. Taban alanı çarpı yükseklikti. Buradan 64 çarpı 15 pi yaptı. 64 çarpı 15 pi'ye eşit oldu arkadaşlar. Bu da kaça eşit oluyor? 960'a eşit oluyor. 960 pi'ye eşit oldu arkadaşlar. Cevap Denizli yaptı. Geldik 15. soruya. Şimdi bir parça çıkartmışlar şuradan. Evet. Şurası 8 verilmiş. 32 pi birim küplük bir parça çıkartılıyor. Şuradan bir parça çıkartmışlar. Şöyle. Şurada kaç 90 derece arkadaşlar? Yani burada kaçı da 90 derece? Tamamı kaç derece bunun? 360 derece. 4'te 1'lik bir parça çıkartılmış değil mi? O zaman tüm silindirin 4'te 1'lik hacmi yapmayacak mı arkadaşlar şu 32 pi? Ya da 32 pi'yi 4 ile çarparsak silindirin hacmi eşit olacak değil mi? Çıkan parçanın hacmi de şu şekilde diyebilirsiniz. Yarı çapı bulalım. Pi r kare taban alanı çarpı yükseklik. Bu 90 derecelik hacimlik bir yer çıkartılmış ya. 90 tamamı 360 4'te 1'lik. Yani 90 bölü 360 de yazabilirsiniz. Fark etmez. Çıkan parça 90'lık parça değil mi? 90 bölü 360 eşitmiş 32 pi. Şu gitti 4. Şu gitti 2. 2'ye pi'ler gitti. 2'ye böl 16. R kare eşittir 16'dan. R'yi kaç bulduk? 4 bulduk. R 4 çıktı. Bizden çıkarılan parçanın yüzey alanı nedir diye soruluyor. Çıkarılan parçanın yüzey alanı arkadaşlar yine şu ve şu. Tüm hacmin
pardon, tüm alanın kaçta kaçı arkadaşlar? Dörtte biri olmayacak mı? Yalnız tüm alanın dörtte biri ama çıkartma sorularında yine konu anlatımında var arkadaşlar. Çıkarttığınız zaman ekstra yüzeyler de oluşuyor. Şu dikdörtgen önceden var mıydı arkadaşlar çıkartmadan önce? Bakın şu çizgileri yok edeyim. Şu dikdörtgenler daha öncesinde var mıydı? Şu dikdörtgen ve şu dikdörtgen arkadaşlar. Yani şurası 8 ise şu 4 çarpı 8 32 burası. Burası da 8 olduğu için arkadaşlar. Şu 4 çarpı 8 ve 4 çarpı 8'lik şu dikdörtgenlerin alanları da ne olmuş oldu arkadaşlar? Eklenmiş oldu ekstradan. Tamam, buna dikkat edin. Yani 4 kere 8 32. 32 burası, 32 burası. Toplamda 64 alan da eklenmiş oldu. 64'lük alanları bir ekleyelim. Bir de silindirin alanının kaçta kaçı arkadaşlar? 90 derecelik parçada kalan soruluyor ya. 4'te 1 olmuş oluyor. Hadi onu da bulalım. Silindirin alanı. Taban alanları artı yan alanı. Bak hiç ezber yok. Hemen şunu çiz çiz çiz. Burası R, burası H'ken. Açtığınız zaman burası 2 pi R, burası H. Hemen alanı da şeyde bulabilirsiniz. Şimdi bize tüm alandan bahsediliyor. Şu taban alanlarından 2 tane var. Pi R kareden 2 tane. 2 pi R kare. Ne oldu? Şu geldi. İki pi r kare r kare 16 2 pi r kare artı 2 pi r çarpı h. Tabi 2 pi r kare dedik ya, 2 pi r karenin kaçta kaçı, bir de 4'te 1'lik kısmı değil mi arkadaşlar bu? 4'te 1'lik kısmıydı. En son 4'te 1'lik kısmıyla çarpacağım. 2 pi r kare yazdık. Artı 2 pi r çarpı h. 2 pi r'miz kaç? 4. H'ımız kaç? 8. 2 pi r h. Tüm alanı veriyor bize. Bu alanın 4'te 1'i de arkadaşlar bize 4'te 1'lik alanı verecek. Çıkarılan parçayı verecek. Vay vay vay. 4 kere 8 32. Ya da direkt 4'leri sadeleştirelim. Buradaki 4 gitsin. Buradaki 4'leri sadeleştir. Her ikisini de 4'e böl. 4 kaldı. 4 kere 2 8 pi artı 16 pi yaptı. Yani 8 6 daha 24 mi yaptı? 24 pi'ye eşit oldu arkadaşlar. 24 pi'yi de buradan bulduk. Yani bir de dikdörtgenler eklenmişti 64 daha. 24 pi artı 64 şeklinde buluruz cevabı. Geldik 16. soruya. Evet, bir parça kesmişler arkadaşlar. 2 AD, yani burası 3K iken BE uzunluğu da 2K'ymış. BE uzunluğu 2K, CE AD uzunluğu 3K. Burası 3K ise buraya ne kaldı o zaman? 2K kaldı. Çünkü 3K ise 3K. Arkadaşlar silindirde bunu çok yapıyoruz. Şöyle kestikleri zaman bazen su dökme sorularında da zaten bu geliyor. Alttaki parçayı da tamamlayın arkadaşlar. Altta böyle silindire tamamlayın. Çünkü niye? Şunu unutun. Bakın. Şunu karalayayım ben size. Şunu da karalayayım. Şunu unut. Şunu unut. Sadece üstteki silindire bak. Sadece üstteki silindire bak. Üstteki silindirde şu yarısı, bu da diğer yarısı değil midir arkadaşlar? Değil mi? Burası V iken burası da ne olacak? V olacak. Tamam? Alttaki silindiri unut. Şu yarı yarıya oldu. Çünkü tam böyle bir düzlemde kestik ya. Yarısı dolu, yarısı dolu, yarısı boş oldu. Değil mi? Yani burası V iken burası da V olacak. O zaman ne diyelim? Şurası V iken boş kısım. Boş kısım V iken. V iken şu dolu kısım ne oldu? V oldu. Şurası V, V. Dikkat edin. K'daki hacim 2V ise, şurası 2V ise, 2K'daki hacim de ne olacaktır arkadaşlar? 2 katı olmaz mı? K'daki 2V ise, 2K'daki 4V olacaktır. Şurası da 4V yaptı. Şimdi, kesilen parçanın hacminin, yani V kısmının, kalan parçanın hacmine oranı. Kalan parça da şurası değil mi arkadaşlar? 5V değil mi? V bölü 5V isteniliyor bizden. Yani cevap ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 5 yaptı. Cevap Edremit. Evet, test 3 soru 1'deyiz. Şimdi 5 12 direkt buraya 13'ü yazalım. Karşısı da 13.
Burası 6. Çünkü şurası 6 olduğu için burası 6. Burası da 6 yaptı. Evet, kesik piramidin yüzey alanı nedir? Tek tek alanları bulacağız arkadaşlar. Alttaki dikdörtgenin alanını bulacağız. 6 çarpı 12. 6 çarpı 12 artı şu önde ve arkada 2 tane dik üçgen var. 5 ve 12'lik. 5 çarpı 12 bölü 2'den 2 tane var. 5 çarpı 12 bölü 2'den 2 tane var. Artı neresi kaldı arkadaşlar? Alt tarafı hallettik. Şu dik üçgenleri hallettik. Şu 5 ve 6'lık bir dikdörtgen kaldı. Bir de şu eğik dikdörtgen kaldı değil mi arkadaşlar? 5 çarpı 6 ve 6 çarpı 13'lük yer kaldı. 5 çarpı 6 ve 6 çarpı 13'lük yer kaldı. İşte cevap şunların toplamı yapacak. 6 çarpı 12 72 artı 5 çarpı 12 60 artı 5 çarpı 6 30 artı 6 çarpı 13 de 78 yapıyor. 78, 72 daha 150. 60 daha 210. 240 yapıyor. Yani cevap 240 yaptı. Balıkesir. Geldik ikinci soruya. Şimdi bunu bir kesmişler arkadaşlar şu şekilde. Cismin hacmi kaçtır diye soruluyor. Bu şekilde kesilenlerde arkadaşlar bir prizmalı silindirde de yapmıştık bu şekilde. Tamamlayın. Tam şeklini bir görün, ondan sonra rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar bence. Şunu tamamladınız ya, şunu da bulmak aslında biraz şey. Bunun hacmini de bulmak. Şu şekilde bulabilirsiniz ama bunun hacmi. Bu şeye benziyor mu? Prizmaya benziyor mu? Prizma olması için tabanının ve tavanının aynı olması lazım. Tabanı bunu kabul ederseniz taban ve tavan aynı değil. Tamam hocam, ikisi de dikdörtgen ama bu dikdörtgen farklı, bu dikdörtgen farklı değil mi? Yalnız şunun hacmini bulmak için tabanı şurayı seçerseniz taban ve tavan bakın aynı. Yüksekliği de neresi oluyor? Hani yan yatık bir şey şeklinde düşünün arkadaşlar. Oluyor mu yükseklik? Yok, olmuyor. Ha, yükseklik de şurası oluyor değil mi? Yükseklik de burası olmuş oluyor. Şu da yükseklik olmuş oluyor. Taban ve yani üçgen dik prizma olmuş oldu bu. O zaman tüm hacimden şu üçgen dik prizmayı çıkarttığımız zaman sonucu buluruz. Tüm hacim nedir arkadaşlar? Taban alanı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı yüksekliğimiz de 10. Eksi şu üçgen prizmanın hacmini çıkartacağız. Bu arada burası tamamı 10. 10. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 4. Sonra burası da 4. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı 4 çarpı 4 bölü 2. 4 çarpı 4 bölü 2 çarpı yüksekliğimiz de kaç arkadaşlar? Yüksekliğimiz de 4. Evet. 160 eksi 16 bölü 2 8 yaptı. 8 kere 4 32 yaptı. Yani 160'tan da 32'yi çıkartırsak kaç yapıyor? 128 yapıyor galiba. Evet. Cevap Balıkesir yapmış oldu arkadaşlar. Geldik 3. soruya. Havadaki bir ip gibi düşünelim yine arkadaşlar. Biz bu ipi bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir üçgen oluşturuyorduk. Yüzeyden çiziyorduk değil mi? İster L'den G'yi birleştirin. Bakın çok da güzel çıkıyor o zaman üçgenimiz. Neresi dik? Burası, burası, burası dediğimde tabii ki burası dersiniz değil mi? Bunun da dik olduğunu nereden söyleyebilirsiniz arkadaşlar? Şu yukarıdaki düzleme dik değil mi? Bakın şu yukarıdaki altıgende bu en uzun köşegen oldu. En uzun köşegenini üç kenara ayıran köşegen en uzun köşegen ya. En uzun köşegende simetri eksen değil miydi? O da bir kenarın iki katına eşit değil miydi arkadaşlar? Yani AB uzunluğu 6 ise burası da 6. Yani bir kenarın iki katına eşit olacak. Burası 12 oldu. AL uzunluğu 13. Bakın bir dik üçgen var burada. 12, 13'ün üçgeni 5. Yani yüksekliğimiz kaç yapmış oldu? 5. Prizmanın hacmi. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı da altıgen olduğu için 6 tane eşkenar üçgende a kare kök 3 bölü 4. 6 tane a kare kök 3 bölü 4. Taban alanı çarpı yükseklik bize sonucu verecektir. Neyse 4 ile 36 sadeleşti 9. 54 kök 3 çarpı 5 yaptı. 54 kök 3 çarpı 5 yaptı. O da 5 kere 4 20. 5 kere 5 25. 270 kök 3'e eşit oldu cevap arkadaşlar. Cevap Denizli. Geldik 4. soruya. Evet. HP ile PK birbirine eşitmiş. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşitmiş. Şimdi K'yı da ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezi demek tam orta noktası ya da köşegenlerin kesim noktası demek değil midir arkadaşlar? Şu köşegeni çizersem sadece bunu çizmem yeterli olacak bence.
Şunu çizdim, yetti. Bakın 2, 4, 2 kök 5. Tam orta noktası burası. Kök 5'e kök 5 şeklinde ayırdım mı? Kök 5'e kök 5 şeklinde ayırdı. Peki şu eşitliği de kullanmam lazım. Ben şuradan şunu da çizecek olursam. Bakın şu kırmızıdan şöyle bir yüzey oluştu değil mi? Şu yüzeyde arkadaşlar aynı yüzeyde olmuş oldu şunda şu. Çünkü şu çizgide şu çizgiye gidiyor değil mi? Bakın aynı yüzeyde, hani şu dikdörtgensel yüzeye bakın, aynı yüzeysel oldu arkadaşlar bu. Şuradan şuraya doğru gitti. Dolayısıyla burada bir alfa beta geçişi de yapabilirim. Çünkü niye? Burada kaçtı da 90 derece. Çünkü bu yandaki duvara dik. Bu da yandaki duvara dik. Yani burada kaçtı da 90 derece. 90'lara bu da uçuşuyor. Alfa, beta, alfa, beta dersem şu üçgenle şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Eş üçgen oldu. Çünkü alfa, beta 90. Alfa, beta 90. 90'ın karşısı çift çizgi, 90'ın karşısı çift çizgi. Alfanın karşısı kök 5 ise buradaki alfanın karşısı da kök 5. Bu arada şurası 2, burası 4 iken burası 4, burası da 2 oluyor. Buradaki uzunluk da 2, 4, 2 kök 5 yaptı değil mi? 2 kök 5. O zaman buradaki betanın karşısı 2 kök 5 ise buradaki betanın karşısı da ne olacaktır? 2 kök 5 yapacaktır. Ve şu uzunluğu da bulmuş olduk. Bizden prizmanın hacmi isteniyor. Prizmanın hacmi de şu kenarlar çarptım değil miydi? Yani 3 kök 5 burası, 4 burası, 2 burası. 3 kök 5 çarpı 4 çarpı 2, 8, 24 kök 5 mi yapıyor? 24 kök 5'e eşit oldu arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Geldik 5. soruya. Evet, karınca soruları. Arkadaşlar konu anlatımında da anlattım. İsterseniz bakabilirsiniz. Karınca sorularında şunu yapacaksınız. Bakın karıncanın gittiği yüzeyler belli verilmiş burada. Şu ön yüzey ve üst yüzey. Bir yüzeyi sabit tutup diğer yüzeyi ona göre açacaksınız. Yani şu kapağı yukarı doğru kaldıracaksınız. Şu şekilde yukarı doğru kaldırın arkadaşlar. Kaldırın. Bir yüzeye göre sabit açacaksınız. Kaldırdığınızda buradaki G noktası burası olmuş oldu değil mi? Yani siz A'dan G'ye gideceksiniz. Hiçbir yere sapmadan dümdüz gideceksiniz o zaman. Bunu bulacaksınız. AP artı PG'nin en küçük değeri 3 kök 5'miş. En küçük değer 3 kök 5. Yani şu uzunluk 3 kök 5. Bu da bir küptü. Bir kenarı A ise şurası da, burası da, burası da. Bakın Pisagor bağıntısından A 2A, A kök 5 değil midir arkadaşlar bu? A kök 5, 3 kök 5'e eşitse A'yı 3 buluruz. Küpün hacmi nedir diye soruluyor. A 3 ise bir kenar 3. Küpün hacmi de A küp değil miydi? Yani 3'ün kübü, yani 27'ye eşit olacaktır. Cevap Balıkesir. 6. soruya geldik. A noktasından hareket eden bir karıncanın yüzeyler üzerinden G noktasına gidecek. A'dan G'ye gidecek. Ama yüzeyi belirtmiş mi arkadaşlar? Hayır. Yüzeyi belirtmemişse bütün gidebileceği yerleri düşüneceksiniz. Bakın. 1. Ön yüzey ve üst yüzeyi kullanabilir. O zaman şu şekilde gidebilir değil mi arkadaşlar? Şu şekilde gidebilir. Bu şekilde gittiğinde açacaksınız. Açalım. O zaman üst kapağı açacaksınız. Şuraya doğru gelecek. Buradan buraya dümdüz gidecek o zaman. Bunu açtığınızda burası üçgen, burası da 3. Açtığınızda burası da 3. Yani burası da 3 yaptı. Şu uzunluk zaten 1'di. O zaman burası da 1. Şimdi dik üçgende şurası lazım bize. Burası 6, burası da 6. 4, 6. 2 kök 13 yapıyor değil mi? Evet, 2 kök 13 yaptı şurası. 4, 6, 2 kök 13. Yani 36 artı 16, 52. Kök 52 de 2 kök 13'e eşit oldu. Yalnız işimiz garanti değil. Belki cevap 2 kök 13 değildir, onu söyleyeyim arkadaşlar. Diğer şeylere de bakabiliriz. Biz karıncayı A'dan G'ye şu şekilde de götürebiliriz değil mi? Ön yüzey ve sağ yüzeyden de götürebiliriz. Belki daha kısadır. Bir de ona bakalım şimdi. İşimizi garantiye alalım. O zaman ön yüzey ve sağ yüzey göre götüreceksem ön yüzey sabit olsun. Şu kapıyı açar gibi açın arkadaşlar. Şu dikdörtgeni buraya getirin. Karınca sorularında hangi yüzeylerden gidiyorsa bir yüzey sabit. Diğer yüzeyleri de o yüzeye göre açacaksınız. Şu uzunluk 3 ise bu uzunluk da 3. Şu yükseklik zaten 1. Buradan buraya götürün. Yani Pisagor bağıntısı 1 ve 9. 9 81 artı 1 82. Kök 82 yaptı. Cevap kök 82 de olabilir. Bu da bulduk. Ama 82'den en kısa yol soruluyor ya. Tabii ki 2 kök 13. 82 olmayacağı belli. O yüzden 82'yi siliyoruz direkt. Şu kırmızıyı silelim. Hala yeşildeyiz. Bir de başka türlü nasıl gidebilir karınca arkadaşlar? Şu alt yüzey ve üst yüzeyi kullanarak. Alt yüzey sabit kalsın. Üst yüzeyi alt yüzeye göre açalım. Yani şunu şöyle yatırın aşağı doğru. Yatırdığımız zaman şöyle. Belki bu daha kısa olabilir. Şu uzunluk şunun üstüne gelecek. Yani burası 1, burası 1 yaptı.
Burası zaten 3. G noktası burada. Buradan buraya doğru gelecek. Pisagor bağıntısını şöyle uygulayalım arkadaşlar. 3 ve 7. 49 artı 9. 58 yaptı. Yani cevap kök 58 olacaktır o zaman. Kök 58. 7 kere 7 49. 9. 58. Kök 58 zaten şıklarda var mı arkadaşlar? Yok. Kök 58 mi daha küçük? Kök 58 mi daha küçük? Kök 2 kök 13 mi daha küçük? 52 idi bu. Kök 52 idi arkadaşlar. Tabii ki kök 52 daha küçük. O zaman en küçük değerlerimizde ne yapacaktır? Balıkesir yapacaktır. Tamam. Yani şey belirtmemişse böyle buradan G'ye gidecek yüzeyleri belirtmemişse arkadaşlar o gidebilecek bütün yüzeyleri siz düşüneceksiniz. Bir ne yaptım? Ön ve üst yaptım. Böyle götürdüm. Bir ne yaptım? Ön ve sağ yaptım. Sağa doğru açtım. Bir ne yaptım? Alt ve şurası şeklinde. Şunu aşağı yatırıp öyle yaptım. Yine en kısası ilk yaptığımız şekilde çıktı. Yani 2 kök 13 çıktı arkadaşlar. Cevap Balıkesir. Geldik 7. soruya. Kalan cismin hacmi. Bir küpten yok. Karedik prizmadan çeyrek silindiri çıkartmışlar. Kalan cismin hacmi. O zaman şeyden büyük cismin hacminden yani 4 çarpı 4 çarpı 6'dan neyi çıkartacağız? 4 kere 16 96'dan bir şey çıkartacağız. Silindiri çıkartacağız arkadaşlar. 96 eksili bir şey. Yani cevap ya Edirne ya da bu. Şimdi silindirin yarıçapı kaç arkadaşlar? 4. Nasıl bir silindir çıkartmışlar? Çeyrek silindir değil mi? Silindirde hiç ezber var mıydı? Yoktu değil mi? Biz silindirimizi nasıl yapıyorduk? Açılmış şekli şurası 2 pi'ydi. Burası h'tı. 2 tane de şey vardı değil mi? Daire vardı. Şimdi gerçi hacimden bahsediyor ya. Hiç alana girmeye gerek yok. Hacim direkt taban alanı çarpı yükseklik değil mi? Pi r kare çarpı h. Yani pi r kare. R'miz kaç? 4. R kare 16. Çarpı h'ımız kaç? 6. Ama silindirin hepsi mi bu? Değil. Kaçta kaçlık kısmı? 4'te 1'lik kısmı değil mi arkadaşlar? Ya da 90 derecelik kısmı. 90 bölü 360 da diyebilirsiniz. Bölü 4 de diyebilirsiniz. Gitti gitti 4. Şu 4'ler de gitti 4. 6 kere 4 24 pi'ye eşit oldu o da. Cevap 96 eksi 24 pi oldu. Denizli. Geldik şu soruya. Şimdi döndürmüşler. Döndürmesiyle oluşabilecek en büyük hacim isteniyor. Arkadaşlar bir dikdörtgeni şu şekilde döndürebilirsiniz. İki farklı şekilde döndürebilirsiniz. Şu 6'ya dörtgen bir şu şekilde döndürebilirsiniz. Şunun etrafında döndürebilirsiniz. Şöyle simetriğini aldınız. Döndürdüğünüzde de arkadaşlar nasıl oluyor? Bak döndürün. Şöyle bir yuvarlaklar oluşmuyor mu? Sivrilen yerlerden yuvarlak oluştuğunu ne oluştuğunu görürsünüz. Şu şekilde bir şey oluştu. Altta da oluşturduğunuzda bakın yarıçapı 6, yüksekliği 4 olan bir silindir oldu. Bunun hacmi nedir? Pi r kare çarpı 4. O da kaç yaptı? 144 pi yaptı değil mi? 144 pi'ye eşit oldu. Diğerine bakalım. Diğer türlü de nasıl döndürebilirdik arkadaşlar? Şunu bu yönlü 6 etrafında da döndürebilirdik arkadaşlar. 6 etrafında döndürelim bakalım. 6 etrafında döndürdüğümüz zaman simetriğini aldık. Bu sefer aşağı doğru döndüreceğiz değil mi? Şöyle şöyle yuvarlaklarımız nasıl oluşuyor arkadaşlar? Şu şekilde oluşuyor. Bu seferki bakın yüksekliğimiz kaç yaptı? 6. Yarıçapımız kaç yaptı? 4 mü yaptı arkadaşlar? Yani bunun da hacmi pi r kare 4'ün karesi 16 çarpı pi r kare çarpı h. 16 çarpı 6 o da 96 pi'ye eşit oldu. Şu kenar etrafında döndürdüğümüzde hacim 144 pi. Şu kenar etrafında döndürdüğümüzde de hacim 96 pi. Bizden en büyüğü isteniliyor. Tabii ki cevap 144 pi olacaktır. Cevap Denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 9. soruya. AF etrafında 360 derece döndürülüyor. Arkadaşlar şekil orada döndüremiyorum maalesef. Ya da döndürebilirim ama biraz şekilsiz olacak. Şu şekilde. Nasıl yapsam onu? Şöyle bir saniye. Şuraya alayım. Biraz sonra eski yerine oturturum. Bakın simetriğini alın. Nereye göre döndürmemiz isteniyor? AF'ye göre. AF'ye göre simetriğini al şeklin. Simetriğini al şeklin. 4 birim böyle gideceksin. Sonra aşağı ineceksin. Sonra da 5 birim de böyle gideceksin. Şunu birleştireceksin. 3 birim burası. 4 birim burası. 3 birim de burası. 5 birim de burası. Şimdi burada bir döndürelim bakalım. Bak döndürmeye bak. Bu sefer bunu şunun etrafında şöyle döndürüyoruz. Sivri noktalarda düşünün. Bak böyle bir yuvarlak. Şöyle bir yuvarlak.
Sivri yerlerde şöyle bir yuvarlak. Sivri yerlerde bir de şöyle bir yuvarlak, değil mi? Hatta şurada da sivri yer var. Bir de şöyle bir yuvarlak da oluşuyor. Bak ne oluştu? Pasta dilimi gibi düşünün arkadaşlar. Yarı çapı şurası 4, 4. 4. Toplamda burası kaç çap? 9. Toplam yarı çapı 9 olan, yüksekliği 3 olan bir silindir üstüne yarı çapı 4, yüksekliği 3 olan bir silindir koymuşlar. Değil mi arkadaşlar? Bunun hacmi nedir diye soruluyor zaten. Basit. Alttakinin hacmi pi r kare. R'miz kaç? 9. Pi r kare çarpı h. Artı üsttekinin hacmi pi r kare. Yarı çapımız 4 ya. Çarpı h. Yani 3. Yani 3 kere 8 24. 244 pi artı 48 pi oldu. O zaman 9. sorunun cevabı ne yaptı arkadaşlar? Bir yerde hatam yaptık. 243. Şurası 243 pi olacakmış. Topladığımız zaman arkadaşlar bunları 291 pi mi yapıyor? Evet. 291 pi yaptı arkadaşlar. Cevap akça yaptı. Tamam. Olay bu. Döndürdüğünüz zaman simetriyeni al, yuvarlaklara bak. Başka bir şey yok arkadaşım. Neyse, eski haline alalım şunu. Şu şekilde olsun. Üst kafamızı karıştırmasın. Şimdi geldik 10. soruya. İçtekinin yarıçapı 2 katına eşittir. Dıştakinin yarıçapı içtekinin yarıçapının 2 katına eşittir. Yani burası r iken büyüğü neymiş? 2r. O zaman burası r. Yani büyüğü 2r yaptı arkadaşlar. Silindirler arasında kalan boşluğun hacmi 48 pi'miş. Yani şurası 48 pi. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Büyük silindirin hacminden pi 2r'nin karesi, büyük silindirin hacmi 4r kare çarpı h eksi küçük silindirin hacmini pi r kare h. Pi r kare h'ı çıkarttığımızdan kaçmış arkadaşlar? Cevap 48. Yani 4 pi r kare h'tan pi r kare h'ı çıkartırsak 3 pi r kare h mı yapıyor? 3 pi r kare h eşittir 48. Pi r kare h kaç yaptı o zaman? 48 3'e böl 16 yaptı. İçteki silindirin hacmi soruluyor bize. Bunun hacmi de arkadaşlar nedir? Pi r kare çarpı h değil midir? Zaten biz pi r kare çarpı h'ı bulmadık mı? 16. Yani cevap 16 yaptı. Gelelim 11. soruya. Karınca soruları. Evet, yine silindirde de karınca sorularını ayrıyetten anlattım arkadaşlar. Eskiden çok modaydı. Şimdi de pek moda değil ama yeni sistemde arkadaşlar bununla ilgili sorular sorabilirler. Çünkü katlamalı, dönmeli, açmalı sorular sordukları için, bu da açmalı soru olduğu için mutlaka bununla ilgili bir soru da bekliyorum bu sene. Haberiniz olsun. Neyse, yarıçapı 4, yüksekliği 6 pi olan bir karınca A noktasına ulaşıyor. D noktasından A noktasına ulaşıyor arkadaşlar. Yani şöyle arkadan dönüyor, geliyor, şuraya gelecek. Yüzeyden gelmiş. Silindirin siz nasıl açıldığını biliyorsunuz arkadaşlar. Tamam, şu şöyle dursun. Silindirin nasıl açıldığını biliyorsunuz. Nasıl açıldığını bildiğiniz zaman da soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Silindir açtığınız zaman bir dikdörtgen oluşmuyor ama. Bu arada burası D noktası, burası A noktası. Burası C, burası B mi? Değil. Çünkü D'den D'ye açılır değil mi? Şunu şöyle birleştirdiğiniz zaman D noktasıyla şununla şu aynı üst üste gelmek zorunda arkadaşlar. O yüzden burası da D noktası yapıyor. Yani şurası da A noktası yaptı. Hocam B ve C nerede? C tam burada ortada. B de tam ortada arkadaşlar. Tamam. Şimdi yükseklik 6 pi'ymiş. Yükseklik 6 pi. Tamam. Şunu açtığımız zaman şu uzunluk neydi arkadaşlar? 2 pi r değil miydi? 2 pi r. R'miz kaç? 4. 4. O da kaç pi yaptı? 8 pi yaptı. Şurası 8 pi olacak arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? Nereden nereye çizmesi, karıncanın gitmesi isteniyor? D'den A'ya. Yani D'den direkt buraya gidecek değil mi? Direkt D'den A'ya şöyle göstersem aşağı inecek. Aşağı değil. Yüzey üzerinde dolaşacak ya. Dolaşacak ya. Yan yüzeyden dolaşacak. Şöyle gidecek arkadaşlar. Bizden şu uzunluk isteniyor. Bakın. Burası 6 pi ise karşısı da 6 pi. Burası 6 pi. Burası 8 pi. Dik üçgenden 6, 8. 10 üçgeninden 6, 8. 10 üçgeninden orası da 10 pi yapacaktır. Cevap Adana yaptı.
Geldik 12. soruya. Evet. Taban çevresi 48. Hemen açalım şunu. Açtığımız zaman zaten 2 pi r burası 48'miş. Değil mi? Tamam. Yüksekliği 21 olan A noktasındaki bir karınca K noktasından geçecek. K noktasına gelmesi için şöyle gelecek değil mi? Dümdüz gidemez. K noktasından geçecek. Geçerek C noktasına bağlanacaktır. C'ye gidecek. K'dan da C'ye gitsin dediği zaman, yüzeyden gitsin dediği zaman böyle götürürdünüz değil mi? Yüzeyden gitsin dediği zaman şöyle götürmek zorunda kalırdınız. Ama yüzeyden gitsin diyor mu arkadaşlar? Demiyor. Yüzeyden gitsin demediği için K'dan C'ye en kısa şu şekilde götürmez misiniz arkadaşlar? Değil mi? Evet. İki tane Kenan Bey, yani burası K iken burası neymiş? 2K. K iken 2K. Toplamda 3K zaten 21'e eşit. K'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 7 buluruz. Şuradaki uzunluk 7. Yani siz ilk önce yüzeyden 7'lik bir kısım götüreceksiniz. 7 yükseklik bir kısım götüreceksiniz. O zaman buraya 7 diyelim. Bu arada nereden gidecek arkadaşlar? Şu harfleri de yazın mutlaka. Burası A, burası D. Burası D, burası A değil mi? Dikkat edin, A'dan BC'nin üzerine K var değil mi? B ve C noktası nerede? Şurada değil mi? B burada. C de burada. Yani burası 24, 24. K noktası tam şurada bir yerlerde arkadaşlar. Ha, 7'lik kısmı ben şurada almışım ya. Silindirin hepsini çizmemişim arkadaşlar. Yani K burada olacak. K burada olacak arkadaşlar. Ben şu silindirde yürütüyorum arkadaşlar. Şu silindirde, tamam mı? Şuradan şöyle yürütüyorum ya. O yüzden şuraya K diyeyim, tam ortadakine. Şurası B, burası K olsun. Şu DD dedim ama, şu DC dedim ama, DC dedim ama buraya isterseniz şey diyeyim, M diyeyim. Şunu M'ye K'yı ona göre yazayım da şurası M olsun. Şurası da M olacak. K noktası da burada olacak arkadaşlar. Şuradan şuraya götüreceğiz. Buradan buraya nasıl gidecek? Dümdüz gidecek. Şu uzunluk 7 idi. 7, 24, ne üçgeni 25. O zaman bu uzunluk 25. Yani şuradan şuraya gittiği en kısa yol 25. 25 buradan gitti. 24 de buradan gidiyor değil mi? Şuradan şöyle gidecek. Buradan da C'ye gidecek. 25 artı 24 en kısa yoldur arkadaşlar. O da kaç yaptı? 49 yaptı. Şu 24 değilmiş ya. O 2K'ymış. 2K ne yapıyor? 7SK 14 yaptı. Yani 25 artı 14 isteniyor. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 39 yapıyor. Tamam. Geldik 13. soruya. Piramit. Piramitin yan alanı kaçtır? Arkadaşlar, piramitte tek yapmanız gereken şey, hep söylerim, dik çiz. Dik çiz. Dik çiz. Şu dik çiz, dik çiz, dik çiz olayı ne yaptığınız zaman olay bitti. Tam piramitte arkadaşlar, şu çizdiğiniz düzgün piramitte çizdiğiniz dik alttaki şeklin ağırlık merkezine gelir. 8 ise burası kaç yapacak o zaman? 4. Hemen bunu yazalım. Bu da kare dik piramit olduğu için şurası da 8. Şu çizdiğiniz dik de 2 eş parçaya böldü. 4, 4. Hatta burası da 3 dikmeden dolayı dik oluyor arkadaşlar. Çünkü dik çiz, dik çiz, dik çiz derken 3 dikme oluşturuyoruz aslında orada. Dik, dikse aynı noktaya geldiğinde burası da dik oluyor. Peki yüksekliği de kaçmış? 4'miş. Yüksekliğini de yazalım. O zaman bakın şuradaki dik üçgende 4, 4, 4 kökü oldum burası. Olay bitti. Piramitin yanal alanı. Yanal alanı şu üçgenden kaç tane var arkadaşlar? 8 çarpı 4 kök 2 bölü 2'den. Aynı şekilde burada da oluşuyor. 1, 2, 3, 4 tane yok mu? Yanal alan 8 çarpı 4 kök 2 bölü 2'den 4 tane var arkadaşlar. Şununla şu gitsin. 2, 32, 64 yaptı o da. 64 kök 2'ye eşit oldu cevap. Yani cevap Edremit yaptı arkadaşlar. Evet, taban çevresi 48, yan yüz yüksekliği 6 kök olan kare dik piramit. Hemen bir kare dik piramit çizelim arkadaşlar. Yukarıda hazır çizilmişi var. Biz ona göre yapalım isterseniz. Yukarıda hazır çizilmişi var. Taban çevresi kaçmış? 48. Böl 4'e 12 mi yapıyor? Bir kenar 12 yaptı. Yan yüz yüksekliği de 6 kök 2. Zaten biz şu olayı yapmıyor muyduk? Dik çiz. Dik çiz. Dik çiz. Hemen şunu yapıyoruz arkadaşlar. 12 ise burası 6. Burası da 6. Burası da 6. Yan yüz yüksekliği kaçmış arkadaşım? 6 kök 2'ymiş. Burası 6 kök 2 ise şuradaki dik üçgenden 6. 6 kök 2'den burası da 6 yapmaz mı?
Hacmi kaçtır diye soruluyor. Evet, piramitte ya da ucu sivri olan şekillerde arkadaşlar hacim taban alanı çarpı yükseklik hepsinde genelde. Ama ucu sivri olanlarda taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür arkadaşlar. Bölü 3 unutmayın. Taban alanı 12 çarpı 12 değil mi? Kare olduğu için. Ya da 12'nin karesi. Çarpı yükseklik 6 bölü 3. Yani şununla şu gitti. 2 kaldı. 144'ün 2 katı da kaç yapıyor arkadaşlar? 288 yapıyor. Cevap Ceyhan. Geldik bir sonraki soruya. Kare piramitmiş ama düzgün değil bak arkadaşlar. Düzgün kare piramit değil. ED ABC düzlemine dik. ED alttaki düzleme dik. ED dikse şurada kaçı da 90, burada kaçı da 90 derece değil midir? 90 derece, şurası da 90 derece değil mi? Şimdi EB'nin uzunluğu 6. Şu uzunluk 6 verilmiş. Bak şurada 2 kök 5'e ait bir dik üçgen var. 6'ya ait dik üçgen nasıl oluşturabiliriz? Şuradan şuraya çizdiğimizde oluşmaz mı? Hatta bu alttaki şeklin köşegeni oldu değil mi arkadaşlar? Alttaki şeklinde köşegende bu bir kare ise, kare piramitti ya, şuraya x diyelim, x diyelim. Burası da x oldu. Burası da x. X x x kök 2 karenin köşegeni olduğu için, değil mi? Bakın iki tane dik üçgen çıktı. Bir burada dik üçgen var. 6 ve x kök 2'lik, bir de 2 kök 5 ve x ile ilgili şurada bir dik üçgen var. Her iki dik üçgende de ortak kenar ED değil mi? Hadi oraya Y diyelim. Ortak kenarı yalnız bırak. Bir şuradaki Pisagor'da, bir de şuradaki Pisagor'da arkadaşlar. Y kare 36 eksi x kök 2'nin karesi, yani 2x kare. 36 eksi 2x kare Y kare eşit. Aynı zamanda diğer iki diğer dik üçgende de Y kare. Bunun karesi eksi bunun karesi, yani 2 kök 5'in karesi 20 eksi x kare eşit. Buradan 2x kareyi öbür tarafa, 27'ye bu tarafa atarsan 36 eksi 20'den 16 artı 2x kare diye geçti. 2x kare eksi x kare de x kare oldu. X de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4. Alan ABCD soruluyor bize. X 4 ise alan ABCD'ye bakın arkadaşlar. ABCD bir kareydi zaten. 4'ün karesi yapacaktır direkt. Cevap 16 yapar arkadaşlar. Geldik 16. soruya. Evet, prizmanın hacminin piramidin hacmine oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir kenar A ise, hatta X diyelim, hadi X alışkınız genelde, X X diyelim. Normalde hacim ne? Küpte belli. Prizmanın hacminin piramidin hacmine oranı. Prizmanın hacmi X küp değil mi? X küp. Piramidin hacmine oranı. Tabanı ne? Bu değil mi? Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 değil miydi? Tam bak, sivri nokta burası. Buradan çizilen dik aşağıdaki şuradaki yükseklik değil mi arkadaşlar? Şurası da x değil mi? Piramidin yüksekliği yani ne oldu arkadaşlar? X oldu. Taban alanı x kare çarpı yükseklik x, taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Piramidin hacmi neydi miydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. X küpler gitti. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 1 bölü 3 kaldı. 1 bölü 3'ü de yukarı attığımızda cevap kaç yapıyor arkadaşlar? 3 yapıyor. Yani 16. sorunun cevabı Adana yaptı arkadaşlar. Evet, test 4'e geldik arkadaşlar. Test 4 birinci sorudayız. Bir küpün bir ayrıtının cisim köşegeni üzerindeki dikiz düşümü 2 kök 3'müş. Mecbur bir küp çizeceğiz o zaman. Çizelim. Ya aslında bunda formülde de var da hiç gerek yok formülüne. Büyük ihtimal ÖSYM'de sorarsa arkadaşlar bunu ezbere sormazlar. Bir küpü sizin önünüze çizip de koyarlar. Cisim köşegenini çizeyim. Cisim köşegenini çizdim şu şekilde. Bir ayrıtının cisim köşegeni üzerindeki iz düşümü. Ne yaparsınız arkadaşlar? Mesela bir ayrıtı buysa şunun dik iz düşümü. Buradan bir dik çizersiniz. Şuradaki noktanın dik iz düşümü bu. Buradaki noktanın dik iz düşümü zaten bu. Yani şu uzunluk kaçmış? 2 kök 3'müş arkadaşlar. O zaman burası x ise, bir kenar x ise, cisim köşegeni x kök 3 değil mi arkadaşlar? Şurada şunu şöyle çizdiğimiz zaman da burası x kök 2 ve şurada da bir dik üçgen oluşmadı mı arkadaşlar? Şu düzleme şu dik olduğu için şurada kaçı da dik oldu. Bakın arkadaşlar, dikten dik çizildi, Öklit bağıntısı var burada. Öklit bağıntısını uygulayalım. Şu 2 kök 3'e, 2 kök 3'e ait Öklit bağıntısını uygulayalım. Yani şunun karesi bu çarpı tamamı olursa Öklit bağıntısı sağlanır.
x kare eşittir 2 kök 3 çarpı x kök 3. 2 kök 3 çarpı x kök 3 şeklinde. O zaman x'lerden bir tanesi gitti. Bu da ne yaptı? 6'ya eşit oldu arkadaşlar. Kübün hacmi nedir diye soruluyor. Kübün hacmi de x küptü arkadaşlar. 6'nın kübü. O da 216'ya eşit oldu. Cevap Denizli oldu. Evet, ikinci soruya bakalım. Ayrıkları 4, 8, 10 olan bir dikdörtgenler prizmasının içinde 80 santimetre küp su vardır. Şimdi çizip öyle göstereyim. 4, 8, 10. 4, 8 ve yüksekliği 10 olan. Farklı. İçinde de su varmış arkadaşlar biraz. İçindeki suyu da göstereyim. Şu şekilde bir su varmış. Şimdi tabanı 8 ve 4 iken yüksekliği farklı oluyor. Tabanı şu şekilde, şunu şöyle yatırdığınız zaman arkadaşlar, tabanı 4 ve 10 iken yüksekliği farklı oluyor. Değil mi? Tabanı başka ne var? 8 ve 4'ü hallettik. 4 ve 10'u hallettik. Bir de 8 ve 10 iken var değil mi? Yani şunu şu şekilde öne doğru yatırdığınız zaman da yüksekliği 4 yapmış oluyor. O zaman farklı bir yükseklik olmuş oluyor. Suda farklı bir yükseklik olmuş oluyor. İşte bu farklı yüzeylerin üzerine oturtulduğunda içindeki su yüksekliği küçükten büyüğe doğru kaçtır diye soruluyor. O zaman biz tabanı 8 ve 4 aldığımız zaman, tabanı 8 ve 4 aldığımız zaman 8 çarpı 4 çarpı 4 çarpı x, yani yükseklik hacme eşit olacak. Hacim nedir arkadaşlar? 80 vermiş değil mi? 80. Yani 10 bölü 4'ten 5 bölü 2, 2,5'a eşit oldu o zaman. X eşittir 2,5 oldu. Tabanı 8 ve 4 iken yüksekliğimiz 2,5. Tabanı 4 ve 10 iken bakalım arkadaşlar. 4 ve 10 iken bakalım. 4 çarpı 10 çarpı y 80'e eşit olacak. Y de buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 2. Tabanı 4 10 iken yüksekliğimiz 2 çıktı. Bir de tabanı kaç kaldı arkadaşlar? 8 10 kaldı değil mi? 8 ve 10 üzerine yatırdığımızda 8 çarpı 10 çarpı h diyelim buna da. H eşittir 80 yapacak. H'ı da buradan kaç buluruz? 1. Tabanı 8 ve 10 iken de yüksekliğimiz 1. Küçükten bir yere doğru nasıl olur diye soruluyor. 1, 2 ve 2,5 şeklinde olur arkadaşlar. Yani cevap Ceyhan olacaktır. Geldik 3. soruya. Şimdi bizden şu şeklin hacmi isteniyor arkadaşlar. Burada oranlamalar da verilmiş. Başka bir şey verilmiş mi? ABAC 5 verilmiş. 5. Normalde prizma ise eğer bu, taban alanı çarpı yükseklikte. Ama prizma olması için ne olması lazım arkadaşlar? Tabanıyla tavanın aynı olması lazım. Bu arada tam orta nokta mıymış şurası? HC AH. HCK iken AH 2K. Şunu sileyim de kafa karışıklığı olmasın. HCK iken AH 2K. Burası 2K oldu. Tamam. K iken 2K olmuş. Şimdi şöyle bir şey diyelim arkadaşlar. Hocam şu prizma, hani şu BCED tabanına baktığımız zaman üstü de aynı gibi duruyor. Tabanı ve tavanı aynıymış gibi duruyor ama tabanı farklı. 6 ve 12 tavanı farklı. Çünkü buradaki benzerlikten şurası 6 birim uzunluğunda çıkmıyor. Bakın 6'ya 12 değil burası. Tamam, burası 12 ama buradaki uzunluk ne? 2 bölü 3 eşittir x bölü 6'dan. Burası kaç çıkıyor arkadaşlar? 4 çıkıyor. Değil mi? 2 bölü 3. Evet, 4 bölü 6. 4 çıkıyor. Tabanı 6'ya 12, tavanı da 4'e 12 oldu. Böyle baktığınız zaman bulamazsınız. Ama tabanı ve tavanı aynı olan bir şekil arıyorsanız, bakın şu yamukla 4'e 6, burası da 4, burası da 6 değil mi? Şu yamuk, taban ve tavan aynı oldu. Yani tabanlarını şu 4 ve 6 olan yamuk olarak düşündüğünüz zaman taban alanı çarpı yükseklik bize şu şeklin hacmini verecektir. Çünkü bunu şöyle yukarı doğru kaldırdığınızda, dik oturttuğunuzda, yamuklar üzerinde oturduğunuzda yamuk prizma yapıyor arkadaşlar bu. Ne yapmamız lazım? Taban alanını bulmamız lazım sadece. Bu arada taban alanını bulmak için hani yapacağız? İlk önce ben şu büyük yüksekliğin, büyük üçgenin şu 5 konuşamadım. 5 ve 6 olan üçgenin alanını bulabilirim. Burası 3 dik indirdim. Burası da 4. 6 çarpı 4 bölü 2. 6 kere 4 24 bölü 2'den kaç yaptı? 12'ye eşit oldu arkadaşlar.
Şimdi gelelim şeye. Orada kalanı nasıl bulabiliriz? Şunu başka bir kalemle yapayım. Siyah kalemle yapayım. Şimdi burada 2 bölü 3 benzerlik oranı var ya. 2 bölü 3 benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit olduğu için 4 bölü 9. Yani şurası 4A iken burası tamamı 9A yapacak. Buraya ne kaldı? 5A kaldı arkadaşlar. Şimdi toplamda 9A neye eşit? 12'ye eşit değil mi? 9A eşittir. 12 ise A buradan böl 3'e 4, böl 3'e 3. 4 bölü 3 bulduk. 5A'da arkadaşlar kaç yaptı o zaman? 5 ile 4 bölü 3'ü çarptığımızda 20 bölü 3 bulduk. O zaman biz işlemimizin yarısı bitti. Taban alanımız kaç yaptı? 20 bölü 3 yaptı. Taban alanı çarpı yükseklikte bize alanı vereceği için 12 ile çarparız. 4. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 80 yapıyor. Yani cevap Balıkesir yaptı. Evet, geldik 4. soruya. Taban yarıçapı 4 cm olan dik silindir içinde 5 cm yüksekliğinde su vardır. Taban yarıçapı 4 cm olan bir dik silindir içinde 5 cm yüksekliğinde bir su vardır. 5 cm olan bir su vardır. Suyun içine bir ayrıtı 2 cm olan bir demir küp atıldığında, demir küp içine batıyor değil mi arkadaşlar o zaman? İçine batmazsa biraz sıkıntı olabilir. Çünkü 2 cm ya, bir küp atmışım. Demir küpün bir yüksekliği 2 cm, içinde tamamıyla battı. Bunun içine attığımız zaman su biraz yükselecek değil mi? Şu yükselen suyun hacmi ile şunun hacmi her zaman aynıdır arkadaşlar. İçine bir şey attığınız zaman atılan şeyin hacmi ile yükselen şuradaki yükselen suyun hacmi aynıdır. Su taşmadığına göre silindir de kaç santimetre yükselmiştir? Yani şu yükselen kısım soruluyor. Yarıçapımız zaten kaç? 4. Yarıçapımız 4. O zaman küpün hacmiyle V küple V yükselen ve silindirde yükselen birbirine eşit. O zaman küpün hacmi nedir? 2'nin kübü yani 8 eşittir. Silindirin hacmi nedir? Pi r kare çarpı h. Yani pi 16 çarpı h. Pi 16 çarpı h. Buradan h isteniliyor bizden. H'ı yalnız bırakırsak 8 ile 16 gitti. Bu 1, bu 2. O zaman 1 bölü 2 pi'ye eşit oldu. Cevap alana yaptı arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Oo, en sevdiğim. Arkadaşlar böyle kesme sorularında da yapmıştık. Ne yapıyorduk? Şöyle tamamlıyorduk. Bunu tamamlayın. Ama şunu tamamladık. Tamamlamadan önce şunu da söylemek isterim arkadaşlar. Siz su, elinizde bir şişe varsa suyu böyle yatırdığınız zaman, suyu yatırdığınız zaman suyla zemin her zaman paralel olmaz mı arkadaşlar? Değil mi? Paralel. O zaman şurada ben şunu çizecek olursam, şu çap ise şuradan şunu çizecek olursam, hatta burada da bunu çizecek olursam bu da çap. Suyla zemin paralelse şöyle z'den dolayı burada kaç kaç derece yapacaktır arkadaşlar? 45 derece yapacaktır. Burada kaç da kaç derece yapıyor? 45 derece yapıyor. Yani şunla şu birbirine eşit oluyor. Bazen burada 30 60 90 üçgenlerde çıkıyor. Burada açıdan dolayı bunlar birbirine eşit çıktı. Ona dikkat edelim. Bu arada %20'si dökülüyormuş. %20'si dökülüyormuş. Yani %20'si şuraya 20V diyelim arkadaşlar. 20V'lik kısmı döküldü. O zaman döküldüğü zaman bak şu silindir ayrı düşündüğünüz zaman şunu kapatın. Şunu kapatın. Üstteki şu kısmı düşünün. Burası yarısı, burası yarısı olmaz mı? Yani burası da kaç V yapacaktır arkadaşlar? 20V yapacaktır. Tamamı 100V demiştik. %20'si döküldü ya. 40V ise burası. Buraya ne kaldı o zaman? 60V kaldı. Dikkat edin arkadaşlar. Burası 60V iken burası 40V. Yani 6 bölü 4 oran var değil mi? 60 bölü 40, 6 bölü 4. O zaman burası 6K ise burası 4K olmaz mı yükseklikte? Şurası 6K ise burası 4K olacaktır. Peki yüksekliği de kaçmış? 10'muş. Toplamda yükseklik kaç burada arkadaşlar? 10K eşittir 10'sa. 10K eşittir 10'sa K'yı buradan 1 buluruz. K 1 ise şuradaki uzunluk kaç yaptı? 4 yaptı. O zaman buradaki uzunluk kaç yaptı? 6 yaptı. Bu arada biz şunu bulmuştuk. 45-45'ten ikizkenar. Burası 4 ise burası da 4 yapacak. Yani yarıçapımız kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 2 yaptı. Silindirin yarıçapını da bulmuş olduk bakın. Silindirin hacmi. Silindirin hacmi soruluyor. Tüm hacmi soruluyor arkadaşlar. Taban alanı pi r kare çarpı h. Pi r kare 2'nin karesi 4 çarpı h. Yani kaç pi yaptı? 40P'ye eşit oldu arkadaşlar. Cevap Edremit. Geldik 6. soruya. Bak yine aynısı. Bunu böyle eğmişler. Eğdiklerinde ne yapıyoruz? Hemen tamamlıyoruz arkadaşlar.
Tamamla bak. Şimdi alttakinde su var ya, alttakini düşün. Bu yarısı, bu da yarısı değil mi? Bu arada burası dörtgen, burası da 4, burası ne? 6. Şöyle diyelim isterseniz. 4'teki 4V ise 6'daki 6V midir? Burası 4V iken 6V. Bu da yarısı olduğu için 3V 3V olmaz mı? Bakın 4V iken 6V, yarı yarıya olduğu için 3V 3V şeklinde oldu. O zaman ne soruluyor? H kaçtır diye soruluyor. Şimdi sen bunu böyle şu silindiri düşün sadece. Bak, dik konuma getirdiğin zaman şu küçük silindirde su yarısı değil mi? 3V şeklinde değil mi arkadaşlar? Sen bunu dik konuma getirdiğin zaman, aşağıya yatırdığın zaman şu şekilde olmayacak mı arkadaşlar? Su yarısına kadar dolu ya. 3V 3V şeklinde olacak, değil mi? Yarısına kadar doluysa burası 3V, burası da 3V olacak. Buradaki yüksekliğimiz 6 ise 3V 3V olduğu için şunlar da birbirine eşit olacak. Yani buradaki uzunluklar da 3 birim 3 birim olacak. Bakın önceden zaten şu su, şu su şu şekilde yatırılmıştı. Yani önceden yatırılmadan önceki yükseklik kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Tamam. Geldik 7. soruya. PD uzunluğu K iken AD uzunluğu 3K. Şurası K bu arada. Piramidin hacmi 126. PDF piramidin hacmi kaçtır diye soruluyor. Kesik piramidin hacmi. Kesik piramit derken arkadaşlar şunu şuradan kesmişler ya. Üstteki piramit olmuyor. Bak üstteki kesik piramit olmuyor. Üstteki K'lık bir piramit oluyor değil mi? Kesik piramit dediğimiz şu alttaki kalır. Alttaki piramitte benzemiyor çünkü şunu kesip attığınız zaman. Bu alttaki şekle kesik piramit diyoruz. Bu arada arkadaşlar benzerlik oranı kaç? 1 bölü 4 değil mi? 1 bölü 4'ün. Normalde benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit ya. Benzerlik ve hacim ilişkisi de benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşit olacak arkadaşlar. Yani 1 bölü 4'ün kübü. 1 bölü 64 yaptı. Yani buradaki hacim V iken bak 1 bölü 4 tamamı. Tamamı 64V yapacak. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 63V kaldı. Evet. Kesik piramidin hacmi 63V eşittir 126 ise V buradan kaç çıktı arkadaşlar? 2. Bizden PDF piramidin hacmi yani V isteniyor arkadaşlar. O zaman kaç yapıyor cevap? 2 yapıyor. Geldik şu soruya. Burası K iken burası kaç K verilmiş? Gerçi oran isteniyor arkadaşlar. Ben o yüzden buraya 1 yazıyorum. Buraya 1 yazıyorum. Buraya da 2 yazıyorum. Oran istenildiği için K'lar gidecek ya. Burası 1, BK uzunluğu da 2. Bu da bir küp olduğu için her yer kaç yaptı? 3, 3, 3 yaptı. Çünkü şu uzunluğu 3 buldum. Şimdi KABC piramidin hacminin piramitte hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Taban alanı, bakın dik üçgen değil mi zaten bu? Dik üçgen olduğu için 3 çarpı 3 bölü 2 çarpı yüksekliğimiz kaç? 2 bölü 3. Bunun hacminin prizmanın hacmini oranı bölü büyük bölü prizmanın hacmi de bir kenar 3 ise 3'ün kübü değil midir arkadaşlar? 3'ün kübü. Şurada gözükmedi ama 3'ün kübü. Tamam. Şu 3'ler gitsin bölü 2'ler gitsin. Yukarıda ne kaldı? 3 bölü 3'ün kübüydü bu. Şunlardan bir tanesi gider. 1 bölü 3'ün karesi yani 1 bölü 9'a eşit oldu arkadaşlar. 8. soru. Geldik 9. soruya. Yine bir kesik piramit vermişler. Şu alanı 16 vermişler. Bu alanı kaç vermişler arkadaşlar? 25 vermişler. Bu alan 16 ise bir kenar kaçtır arkadaşlar? Kesik kare piramit olduğu için bir kenar burada 4. Burada kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Şimdi kesik piramit gördüğünüz zaman da arkadaşlar kesik piramidi tamamlayın. Şu şekilde. Tamam bir piramit yaptı değil mi? Bu arada 4 bölü 5 oran var burada. O zaman buradaki oran da 4 bölü 5 oran olduğu için burası 4K ise tamam 5K burası da K mı oldu? Evet. Başka bir şey vermişler mi? Yüksekliği de 3 vermişler. Yüksekliği de 3 verilmiş de şuradan iki düzlemdeki yükseklik 3 verilmiş. Arkadaşlar şuradaki tüm yüksekliği çizecek olursak yukarıdan aşağı 4'e 1 oran varsa 4'e 1 oran olacak. Yani 1'e 4 oran olacak. 3 ise 12 mi olacak arkadaşlar şuradaki yükseklikte? Tamam. Bu arada 4 bölü 5 oran vardı. 4 bölü 5'in hacimlerden bahsediliyor değil mi bize? 4 bölü 5'in kübü. Yani 16 bölü pardon 64 bölü 125 yaptı.
Buradaki hacim 64V ise tüm hacim 125V yapıyor. 125'ten 64'ü çıkarttığımız zaman 81 mi yapıyor? 86 yok. 61 yapıyor. Burası da 61V yaptı arkadaşlar. Kesik piramidin hacmi. Yani bizden 61V isteniyor. Bak ben üsttekinden şimdi şeyi bulabilirim. 64V'yi bulabilirim arkadaşlar. Bulalım. 64V eşittir. Niye bulabilirim? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 değil miydi hacim? Taban alanı belli. Bir kenar 4 ise kare olduğu için 4 kere 4 16. Taban alanı 16 çarpı yüksekliğimiz 12. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 bize hacmi veriyordu. O zaman şu gitti. 4 yaptı. 64 yaptı. 64 ve 64'e eşitse V'yi de buradan kaç buluruz? 1 buluruz. Bizden kaç isteniyor? 61V isteniyor. V'yi 1 bulduğumuza göre cevap Akçay yapıyor arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Şimdi arkadaşlar düzgün dört yüzlünün ne demek olduğunu söyleyeyim. Bütün kenarları eşkenar üçgen olan piramide biz düzgün dört yüzlü diyoruz. Yine aynısı dik çiz dik çiz dik çiz olayını yapacağız arkadaşlar. Yalnız buradan çizilen dik alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşüyor. Bütün piramitlerde, düzgün piramitlerde bu şekildedir. Düzgün dört yüzlü de düzgün piramittir. Bunun hacmi nedir diye soruluyor. Bunun formülü var arkadaşlar ama hiç formül ezberlemenize gerek yok. Bu şekil karşınızdaysa çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bütün kenarları kaç? 6, 6, 6 değil mi? Ne yapacağız? Hemen bir yükseklik çizeceğiz. Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşecek. Alttaki şeklin ağırlık merkezi eşkenar üçgen olduğu için şey değil midir arkadaşlar? Ağırlık merkezi değil midir? Eşkenar üçgenin ağırlık merkezi kenarortayların kesim noktasıdır. O yüzden şuradan da bir şey çizeyim. Ağırlık merkezinden geçsin. Yani burası kaç derece? 90 derece değil midir arkadaşlar? Ağırlık merkezi çünkü burası. Ağırlık merkezine düştü ya. 6 olduğu için bunlar da 3-3 yaptı. 3-3 yaptı. 3 ise yükseklik 3 kök 3 olacak. Hatta burası kök 3'e 2 kök 3 olacak. 1'e 2 oran var ya. Şunu şöyle sileyim de tam düzgün çizeyim şöyle. Şurası kök 3. Burası 2 kök 3 yaptı. Şimdi ben neyi bulmaya çalışacağım arkadaşlar? Şu yüksekliği bulmaya çalışacağım. Dik üçgen elde edeceğim. Nasıl elde edebilirim? Hemen şuradan şunu çizersem bakın. Şurası 90 derece ya. Ya da şuradaki dik üçgen belli zaten. Burası 90 derece. Hiç bunu da çizmeme gerek yok. Şurada bir dik üçgen yok mu arkadaşlar? Şu dik ya. Yani şurada kaçı da 90 derece. Dik üçgen oluşmuş zaten. 2 kök 3 ve 6'ya ait değil mi? 36'dan 12 çıktı. 36'dan 12 çıktı. 24. Kök 24 oldu burası. Biz kafadan yaptım arkadaşlar. İşte şuraya h dersek h kare artı 2 kök 3'ün karesi 12 eşittir 36. Öbür tarafa at 24. H da buradan kök 24 yani 2 kök 6'ya eşit oldu. Şimdi hacmi isteniliyor. Hacim neydi arkadaşlar? Bir ucu sivri olan şekillerde. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Taban alanı eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. A kare kök 3 bölü 4 çarpı yüksekliğimiz 2 kök 6 bölü 3 bize hacmi verecektir arkadaşlar. Şu 4 ile 36 gitti. 9. 9 ile 3 gitti. 3. 3 kere 2 6. Kök 18 yaptı. Bu da 3 kök 2 eşit. 6 çarpı 3 kök 2 18 kök 2 eşit oldu arkadaşlar. Cevap 18 kök 2'ye eşit oldu. Yani cevap Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 11. soruya. G ve P bulundukları bölgenin ağırlık merkeziymiş. Buradan geçen ne olacak arkadaşlar? Tabii ki ağırlık merkezi ise yükseklik olacak. Kenar ortay olacak. Hatta P'den de geçen şeymiş. O zaman bunu da çizeyim arkadaşlar. P'den de geçen kenar ortay olacağı için tam buraya denk düşüyor. Hatta burası dik oldu. Ağırlık merkezi olduğu için bu da düzgün dört yüzlü olduğu için burada K'ya 2K oran var. Hatta burada da K'ya 2K oran yok mu arkadaşlar? 1'e 2 oran. Dikkatinizi çekti mi ne çıktı? 1'e 2, 1'e 2 oran var. Şununla şu benzer çıktı arkadaşlar. Paralel çıktı. Çünkü her ikisinde de aynı oran var. 1'e 2, 1'e 2. Temel orantıyı kullanabilirim. 1 bölü kaç oran var? 3 oran var. Şuraya x dersem 1 bölü 3 eşittir. X bölü 6'ya eşit olacaktır arkadaşlar. Buradan 3x eşittir 6 ise x de buradan kaç buluruz arkadaşım? 2 buluruz. Evet cevap Akçay yaptı. Geldik 12. soruya.
G noktası üzerinde bulunan bir karıncanın yüzeyler üzerinden ilerleyerek K noktasına gelinceye kadar alabileceği en kısa yol nedir? Yüzey sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Tabii ki açıyorduk. O zaman nasıl açmam lazım bunu? K'ya gidecek değil mi? Şimdi şuradan şuraya en kısa götürsem 6. Buradan buraya en kısa götürsem olmaz. Açarak yapmam lazım. O zaman açıyorum arkadaşlar. Şurada bir kare var. Bu kare yüzeyine göre açacağım bak. Karemiz kaç? 12. Ağırlık merkezinden nereye gidecek? Kareden şu üçgeni de arkaya doğru yatırdım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk? Karıncı sorularında bir yüzeye göre öbür yüzeyi de açıyorduk değil mi? O zaman bu üçgeni aşağı doğru yatıracağım. Aşağı doğru yatırdım. Şu şekilde bir üçgen mi yaptı arkadaşlar? K noktası da nerede yalnız? Tam burada. Ona da dikkat edin. Şimdi G'den K'ya gidecek. Şunu bulmaya çalışacağım. Bu dümdüz götüreceğim bunu. Şu 10, 10. Yani bunlarda K'da orta nokta 5, 5. Burası da 10. Şu ikizkenar olduğu için şanslıyız. Şuradan dik çizdik. İki eş parçaya böldü. Buradan da dik çizdik. İki eş parçaya böldü. Dik oldu. Bu doğrusal olmuş oldu arkadaşlar. Amacım 90 dereceye karşılık getirmek ya. Şuradan da bir dik çizerim. Olay biter. Şu 90 dereceye karşılık gelmiş oldu. Hatta burada da ortataban oluşmuş oldu. Hatta burası 12 ise 12. Bunlar 6, 6 yaptı. 6, 6. Ortatabandan dolayı burası 3 yaptı. Hatta 3, 5. 3, 4, 5 üçgenden şuradaki uzunluk 4 yaptı. Buradaki uzunluk da ortatabandan dolayı 4 yaptı. Şu uzunluk kaç onu bulmam lazım. Bu tam ağırlık merkeziydi. Ağırlık merkezi olduğu için şuradaki uzunluk 12 olduğu için tam ortası olacak. Yani burası da kaç yaptı? 6 yaptı. Yani Pisagor'a baktığında bir kenarı 10, diğer kenarı 3 olan bir Pisagor. Yani x kare eşittir 10'un karesi 100 artı 3'ün karesi 9. Yani 109. Yani kök 109 yapacaktır arkadaşlar cevap. Geldik 13. soruya. Bak. Karınca bu sefer böyle böyle gidecek. Şimdi bu soru diğer açma soruları gibi değil yalnız. Dikkat edin. Buradan buraya A'dan şu çizgiye en kısa gitsin dediğimde düz bir yüzey ya arkadaşlar bu. Buradan buraya en kısa nasıl gider arkadaşlar? Dik olarak gider değil mi? Buradan dik götürün bunu. Buradan da buraya dik gelmesi lazım. Yani şuranın da 90, buranın da 90 olması lazım. Kesik piramitte ne yapıyorduk? İlk önce onu bir tamamlayalım tabii. Şurası kaçmış? 5'miş. Bakın burada 5'e 10 var. Orta taban çıktı. O zaman 5 ise burası da 5 mi yaptı orta tabandan dolayı? Yani bir kenar kaç yaptı? 10 yaptı. Burası da 10 yaptı. Şurası bir eşkenar üçgen yaptı. Buradan buraya en kısa çizilen yükseklik neydi arkadaşlar? Dik uzaklıktı. Bu bir eşkenar üçgense 10, 10, 10 ise arkadaşlar. 2 eş parçaya böldü. 5, 5 yaptı. 5 ise burası 5 kök 3 yaptı arkadaşım. Aynı şekilde buradan buraya da çizilen dik olacak. Bu da eşkenar üçgen. 10 ise 5. Burası da 5 kök 3 yapıyor. Toplamda gittiği yol 5 kök 3 artı 5 kök 3 yani 10 kök 3 yapmış oldu. Yani şuraya deyip de buraya gittiği zaman hatta nasıl oluyormuş biliyor musunuz? Bu A noktasından F noktasına gidecekmiş en kısa. Çünkü 5 olacak ya şurası. Şurada şu eşkenar üçgende çizilen yükseklik 2 eş parçaya bölecek ya. Şurası 5, 5'ti. Yani bu A'dan şu BF'ye çizilen en kısa uzaklık tam F noktasına denk geliyor arkadaşlar. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama. Çünkü şurası 90'ın karşısı 10 ise şu eşkenar üçgende 60 ve 30. 30'un karşısı 5 olmalı. Şu uzunluğun tamamı 5'ti. Yani çizdiğimiz dik tam F noktasına geliyor arkadaşlar. Benim dikkatimi çekti. Size de göstermek istedim. 14. soruya geldik. Koninin hacmi. Koninin ucu sivri olan şekil arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Burada uzunluk kaç? 9. Yüksekliğimiz de şuradan. 9, 12, 15, 10, 12 çıkacak. Ucu sivri olan şekillerde her zaman aynıdır. Normalde prizma da hacim taban alanı çarpı yükseklik pi r kare çarpı h ama ucu sivri olduğu için bölü 3 diyeceğiz arkadaşlar. Şu 3 gitti. 36 ile 4 çarptık. 144 yaptı. 144 pi'ye eşit oldu cevap. Ait konunun hacmi kaçtır? Nerede? 81 çarpı 4'müş. Pardon. 81 çarpı 4 başında da pi var. 4 kere 8 32. 324 pi yaptı galiba. 324 pi'ye eşit oldu. Cevap Edremit. Geldik 15. soruya. Taban çevresi 12 pi. Hacmi 96 pi olan. Arkadaşlar konide şunu bilmenizi isterim. Koninin hacmi pi r kare h tamam bunu biliyorsunuz.
Burası L ise, burası L ise, burası da H ya. Yanal alanı özel olarak bilin arkadaşlar. Konide bilmeniz gereken şey zaten bu. Açıldığında şu şekilde burası R, burası L ya. Bir şunu bilin. R bölü L alfa bölü 360'ı bilin. Bir de yanal alanın açıldığında pi L kare alfa bölü 360 olduğunda bile olduğundan da yapabilirsiniz ama yanal alanın bulaşık deterjanı markası piril şeklinde de bulabilirsiniz arkadaşlar. O zaman tüm alan ne yapıyor? Taban alanı pi R kare değil mi? Yanal alanda piril, tüm alanda piril altı pi R kare artı piril şeklinde bulabilirsiniz. Taban çevresi 12 pi'ymiş. Taban çevresi yani 2 pi R eşittir 12 pi ise pi'ler gitti. 2R eşittir 12'den. R'yi kaç bulduk? 6 bulduk. Tamam. R elimizde. Hacmi 96 pi. Pi R kare çarpı H. R kare dediğimiz kaçtı arkadaşlar? 36 değil mi? R'yi çünkü ne bulduk? 6 bulduk. Pi R kare çarpı H eşittir 96 pi. Pi'ler nanay. H'ı da buradan kaç buluruz? Pi R kare çarpı H. Tabi bölü 3 de var arkadaşlar. Unutmayın ucu sivri şekil olduğu için. Şunda şu gitti 12. 12 ile de 96 sadeleşti. 8 kalıyor herhalde. Evet taşı da buradan 8 bulduk. Bakın R 6. R 6. H 8. 6 8 10 üçgeninden. Burası kaç çıktı? 10 çıktı. L de 10 çıktı. Bizden yanal alan isteniliyor. Yani piril isteniliyor. Yani pi çarpı R 6. L de 10. O da kaç yaptı? 60 pi'ye eşit oldu arkadaşlar. Tamam. Konide de bilmeniz gereken tekrar söylüyorum bu. R bölü L alfa bölü 360 çok önemli. Koninin olmazsa olmazı ve yanal alanında piril olduğunu bilin arkadaşlar. Geldik buraya. 60 ise 90'dır burası değil mi? Çünkü buradan tam merkeze dik gelmiş dik olur. Burada kaç? Da kaç? 30 derece. Koninin taban alanının yanal alanına oranı. Neyse. 30'un karşısı x ise 60'ın karşısı x kök 3, burası da 2x yaptı değil mi? R dediğimiz x kök 3, L dediğimiz 2x yaptı. Koninin taban alanının yani pi R kare, R kare dediğimiz x kök 3'ün karesi yani 3x kare, pi 3x karenin taban alanının yanal alanına oranı, pirile oranı ya yani pi R L x kök 3 çarpı 2x. Pi x kök 3 çarpı 2x oranı. X'ler gitti. Pi'ler gitti. 3 bölü 2 kök 3. Kök 3 ile çarptığımız zaman 3 kök 3 bölü 2 çarpı 3 yaptı. Gitti gitti. O da kök 3 bölü 2'ye eşit oldu. Ve böylelikle cevabı Ceyhan bulup test 4'ü de bitirmiş olduk. Ve bu videoyu bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.